Merhaba arkadaşlar, Siyah Futbol'a hoş geldiniz. Bugün bomba gibi konularla karşınızdayız. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın arasındaki gerilim ne olacak? Mustafa Kapı Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı ve Mustafa Kapı'nın nankör olduğu düşünülüyor. Rasim Ozan Kütahyalı, namı değer Rock, vatandaşlıktan mı edilecek? Ersun Yanal istifa mı edecek? Dahası Trabzonspor Sivas'ı yendi ve çok büyük bir başarı elde etti. Ve son olarak Fenerbahçe'nin Ankara Gücü karşısındaki yenilgisi bu programda tartışılacak. Yanımıza hoş geldiniz. Merhaba Volkan Hocam, merhaba Anıl Hocam. Merhaba Burak. Öncelikle herkese merhaba. Öncelikle Galatasaray'la başlamak istiyorum. Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı, sözleşme imzalamadığı için. Bu konuda görüşleriniz nedir hocam? Kim önce konuşmak ister? Anıl Hocam siz mi? Volkan Hocam siz mi? Ben önceliği Anıl'a vereyim. Buyurun Anıl Hocam. Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bu konu hakkında yorumlarımı şöyle yapacağım. Ben yıllardır Galatasaray Akademisi'nde çok iyi futbolcular yetişmekte ama bir türlü bir yerlere gelemiyorlar. Şimdi ülkemizin genç futbolcu algısıyla Avrupa'daki ve dünyadaki genç futbolcu algısı artık değişti. Biliyorsunuz 19-20'li yaşlı futbolculara artık genç demiyorlar Avrupa'da. 16 yaşındaki Ansu Fati'nin biliyorsunuz Barcelona'da oynaması, Rodrigo'nun Real Madrid'de. Velhasıl kelam futbolcular sıra beklerken geliyorlar 19-20 yaşına. Mustafa Kapı da artık zamanı gelmesine rağmen fiziksel açıdan çok yeterli bir futbolcu değildi. Fatih Hoca yüksek ihtimal bundan ötürü de onu kadroya açıkçası çıkarmak istemedi. Şimdi Ozan Kabak örneğini veriyorlar. Ozan Kabak gayet hazır bir futbolcuydu. Fiziken de kendini inanılmaz geliştirmiş bir futbolcuydu ki kadroya girdi. Şimdi Mustafa Kapı açısından bakmak gerekirse şöyle bir şey var. Yani sürekli üst kadroya çıkmak için elinden gelen performansı gösteriyor ama kendi liginde yeterli olan fiziği ve kapasitesi üst lige yeterli olmayacağını kendisi bile kestiremedi ve süre alamadı. Avrupa'dan gelen teklifler doğrultusunda da Galatasaray'da kalmamayı açıkçası tercih ettiği söyleniyor. Ve Galatasaray'ın bütün yapıcı sözleşme tekliflerini teker teker reddettiği, hiçbir şekilde uzlaşmaya gitmediği söyleniyor. Profesyonel futbolcudur, kendi bileceği iştir hocam, ama Galatasaray hocam, gibi... Sizce nankörlük mü etti Galatasaray'a? 14 yaşında Denizli Spor altyapısından geldi Galatasaray'a ve 16 yaşında ilk, hatta 14 yaşında geldi ve profesyonel maça galiba yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Denizli tarafından çıkarıldı ilk maçına. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Hocam şöyle bir şey var. Nankörlük etti demek şöyle. Yani bizim ülkemizde futbol biliyorsunuz ki duygularla oynanan spor. Ne yazık ki öyle söyleyeyim. Profesyonellik belli bir noktadan sonra artık rafa kalkıyor. Bu olayda da adamın profesyonel hocam, futbolcu olduğunu düşünmek hocam, gerekirse. Sosyal medya hesabından Pirlo'nun fotoğrafını yapmış. Evet, o çok bombaydı. Evet. Ve Fatih Terim'le Pirlo'nun arasındaki olayı biliyorsun. Fatih Terim'e bir gönderme yaptı. Bu yaştaki bir çocuktan böyle bir yaklaşım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi açıkçası bu konu hakkında ilk defa sizden duyuyorum. Evet. Bunu duyduğumdaki yorumlarım şöyle olabilir. Daha da netleşmiş oluyor. Yani pek hoş olan davranışlar değil bunlar. Böyle gönderme yaptılar. Biliyorsunuz ki isim zikretmeye gerek yok. Yakın zamanda 3 futbolcu bir video çekerek Fatih Terim'e yine gönderme yapıp teker teker hepsi gelip Fatih Terim'den elini öpüp özür dilediler. Biliyorsunuz bunu. İş yine ona dönmesin. Çok yanlış yolda eğer öyle bir şey yapıyorsa böyle bu yaşta göndermeler yapmak mı? Futboluyla ilgilenmesi lazım. Bu yüzden profesyonel futbolcudur. İstediği takıma gidebilir. Zaten böyle bir futbolcunun da Galatasaray'da ilerleyen dönemlerde bile bir süre sonra artık işi olmayacaktı. En hayırlısı olmuş. Ama nankörlük konusuna gelirsek dediğim gibi profesyonel futbolcudur. Yani çok bir şey diyemeyiz yani ona. Buyur, bir Galatasaray taraftarı olarak yorum yapmamı da isterseniz şunu da söyleyeyim buyurun, son olarak. Buyurun hocam. Şimdi çoğu kişiye göre, ben de şöyle demeliyim çoğu kişinin düşüncesine göre, evet nankörlük yapmıştır. Ama yani Mustafa Kapı şu an bizim için zaten bir şey ifade çok da etmediği için çok da düşünemeyeceğim. Gittiği yerde sağ olsun. Volkan hocam, sizin bir düşünceniz vardı. Az önce herkese merhaba dedim ama arada kaynadı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Mustafa Kapı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani yurt dışından teklif gelmiş,
Bırakın gitsin. Belki dünya starı olacak. Engellemeyin. Yani bizim ülkemizden çıkması zor böyle şeylerin. Yani zor çıkıyor diyeyim size. Arda Turan çıktı. Hani onun mertebesine ulaşan fazla insan yok zaten. Hoş geldin Sinan Engin. Nasılım ama? Kıyafetim çok, nasıl? Çok çok Bro? iyi. Çok, hocam çok coolsuz maşallah. Maşallah. Hocam ilerleyen yayınlarda fıkralarınızı alacağız. Tabii. Bu formayla ilgili bir şeyler de söyleyeceğim. Tespitim var. Geçen haftaki giydiğim formayla ilgili bir tespitim var. Hocam senin söylediğin bir laf vardı. Felaket tellerle gibisiniz. City forması giydiniz. City arkadaşım, Avrupa'dan ihraç edildi. Arkadaşım sen kendine bak. Gustavo şöyle uçuyor şöyle kaçıyor. Canavar evet, doğru. Kanatlandı dedin. Adam ceza yedi. Doğru. Yani doğru. Ben Manchester City forması giydim. Adamlar Avrupa'dan 2 yıl men cezası yedi. Ayrıca 30 milyon euro da üstüne cabası. Yani biz ismimizi siyah futbol değil de cenabet futbol mu yapsak acaba? Hocam banyo yapmışsınızdır umarım bu hocam, sefer. Bayern Münih'e bir şey olmasın bu sefer de. Ya işte onu diyeceğim ben de zaten. Şunu giydim de Almanlara güveniyorum. Hocam o zaman senden benim bir ricam var. İlerleyen zamanlarda Avrupa kulüpleriyle karşılaşacağız ama bizim takımlarımız onların formalarını giymedi. Mutlak surette dur bakalım rica bir Bayern Münih'e ne olacak? Bir bakalım da ondan sonra. Tutam tutarsa evet. Bakalım göreceğiz. Ben, ne olacak bakalım. Ben, belki de sadece İngilizlere tutuyor. Ben Mustafa Kapı hakkında görüşlerimi söylemek bir istiyorum. Bir saniye ben bitirmedim ama daha. Buyurun, lütfen hocam. Söyleyebilir miyim söyleyeceklerimi? Buyurun. Geldin formadan girdin. Beni kestin yani. Böyle olmaz bro. Tabii, buyurun hocam. Şimdi diyorum ki belki de adam dünya starı olacak. Bırakın gitsin gencecik. O altyapı seçenekleri, o kaynaklar yapsın yani. Nankörlük değil bence. Ve yani Galatasaray'ın da kadro dışı bırakması, adamı yakması, yani maçsız bırakması, idmanla yetindirmesi hani onu geriye götürür tabii çünkü maç yapmayan adam ne kadar da idmanda kendini yırtsa da, yırtınsa da maç gibi olmuyor. Bir maç 10 idmana bedeldir arkadaşlar. Ondan dolayı bu adamın maç yapması gerekiyordu. Şöyle oldu yani bence. Mustafa, demek sen bizim teklifimizi kabul etmiyorsun ha? O zaman biz de seni kadro dışı bırakırız. Hadi bakalım git gidebiliyorsan bu performansı Avrupa'ya ya da yurt dışına. Yani sonuçta bu adam Türk, gencecik bir evlat. Galatasaray'a imza atmadı diye bu şekilde cezalandırılmaması gerekiyordu bence. Çünkü belki yeni bir Cengiz Ünler çıkacak. Belki yeni bir Çağlar, Arda, Meriç çıkacak. Bunlara ihtiyacımız var. Bakın milli takımımız çok güzel olmaya başladı. Gerçekten keyif alıyorum. Çok severek izliyorum. Belki de bir eklentide Mustafa hocam, olacaktı hocam, yani. Hocam yeterli. Hocam anladım. Şimdi ben kendi görüşüme geçmek istiyorum. Söyle bakalım. Moderatör gücümü kullanarak tamam abi. Anladım. Kullandın bizi bitirdin be. Şimdi ben Mustafa Kapı'nın ergenlik yaptığını düşünüyorum. Bir kere öyle Pirlo'nun falan fotoğrafı paylaşılması terbiyesizlik. Adamın canı yanmış ama. 16 yaşındaki bir gencin bunun yanlış olduğunu düşünecek kapasitede. Öncelikle sen adamı kadro dışı bırak. Galatasaray kapı açmış kendisine. Soyadı da kapı zaten. Galatasaray kapı açmış. Soyadı gibi. Ama Galatasaray'a ben açıkçası bakın nankörlük demiyorum. Fatih Hoca'ya terbiyesizlik yaptığını düşünüyorum. Ve Mustafa Kapı'nın menajer oyunlarına alet edildiğini düşünüyorum bu yaşta. Hocam kaç yaşında çocuk zaten canım. Kendi başına ben de sanmıyorum. Tabii. Menajerlik oyunlarına gafletine düştü. Ama Mustafa Kapı menajeriyle sözleşmesini feshederse Fatih Terim tekrar ona kucak açacaktır. Her ne kadar Pirlo'nun fotoğrafını paylaşsa da profilini. Arda'yı affeden Mustafa'yı da affeder. Ama eğer Avrupa'ya gidiyorsa, yurt dışına gidiyorsa bırakın gitsin. Ben katılmıyorum hocam. Galatasaray altyapısından yetiştiyse Galatasaray altyapısından bonservis kazandırıp gidecek. Bu bunu onun boynunun borcudur. Sana da saygı gösteriyorum. Evet, öyle. Ülkemizin, takımlarımızın paraya ihtiyacı var. Evet. Ama şu var, yaşına veriyorum. 16 yaşındaki bir genç hata yapabilir. Menajerlik oyunlarına gelebilir.
Ama ben kendisini konuşmak istiyorum. Bak Mustafa. Dinleyecek mi? 143 Mustafa. Mustafa'cığım, daha gençsin. Seni yönlendirenlere, o menajerlik oyunlarına kanma evladım. Sen kapı gibi olacaksın Galatasaray'ın. En iyi oyuncularından biri olacaksın. O takımına vefa borcunu ödeyip, bonservis kazandırıp takımına gideceksin. Galatasaray'a da öyle mi öğretiliyor? Bu Türkiye'nin en köklü, adetler olan bir takımdasın. Bunun değerini bil. Pişman olursun evladım. Benden sana demesi. Sakin ol şampiyon. Konuyu son olarak bir iki cümleyle ben kapatabilir miyim? Tabi buyur hocam. Kameraya da bakabilirsin. Kısacası tabii şöyle bir şey kısacası şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Galatasaray'ın altyapısındaki bir futbolcu, Galatasaray'ın yetiştirdiği bir futbolcu, Galatasaray'a transfer ücreti ne bileyim işte kazandırması gerekiyor. Ama hani dediğim gibi bir Galatasaraylı olarak ben üzüldüm duyduğum zaman. Hani açık söylemek gerekirse üzüldüm. Çünkü neden? Biz bunun benzerini zaten daha önceden yaşadık. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcularından ilk 3 sıraya girebilecek bir futbolcu Emre Belözoğlu'nda ve Okan Buruk'ta biz bunu yaşadık. Biz aynı senaryoyu bir kez daha yaşamaktan üzüldük açıkçası, yani canımız buna sıkıldı. Keşke bize transfer ücreti kazandırıp da bonservis kazandırıp da para kazandırıp da gitmiş olsaydı. Ama dediği gibi Volkan abimin de kendisine Avrupa'dan bir teklif gelmiş. Yani genç bir çocuk, iki arada bir derede kalmış. Bir şey diyemiyorum ama yanlış yapıyor, yanlış yolda. Sadece onu söyleyeyim, altında çizeyim. Diyeceklerim bu kadar. Peki hocam. Arar yani, çok arar. Onu söyleyeyim. Hocam, Fenerbahçe konusunu açmak istiyorum. Öncelikle Fenerbahçe maçının Ankara Gücü yenilgisiyle başlayan ve Ersun Yanal'ın helallik istemesi futbolculardan. Bu basına yansıdı. İstifa sinyali mi? Ben öyle. Ben başlayabilir miyim? Buyur hocam. Ersun Yanal istifa ediyorum demedi. Sinyallerini verdi. Çünkü tribünlerden Yanal istifa sesleri çıkmaya başladı. Tribün getirdi. Tribün getirdi. Tribün yolluyor mu oluyor? Bu kadar kısa. Senin dediğin gibi Falcao'yu taraftar istedi. Doğru. Cezasını çekiyor. Doğru. Ersun Yanal'ı taraftar istedi. Doğru. Şimdi cezasını çekiyor. Çünkü şampiyon olmamış bir Fenerbahçe benim için 5 yıldır şampiyon olmayan bir Fenerbahçe başarısızdır. Doğru. Bu kadar büyük bir camianın bu kadar şampiyonluk hasreti çekmesi gerçekten akla hayale sığacak bir şey değil. Hala 4. yıldız gelmedi. Taraftar fellik fellik yanıp tutuşuyor bu 4. yıldız için. Yani insanların artık sabrı tükendi. Ya, o yüzden sevdiği Ersun Yanal'a bile istifa diyebilecek seviyeye geldi adamlar. Ben buradan başkanları da sesleniyorum. Artık taraftar dinlemeyin. Taraftar takımlarını artık iflasa sürüklüyor. Kulüp için ne olması gerekiyorsa onu yapın arkadaşım. Getirmeyin Falcao'yu falan ya. Çıkar Mustafa Kapı'yı. İlk 11 oynat ya. Adem Büyük'ü forvetle oynat ya. Ne oldu? 10 gol attı hocam. Forvette. 10 gol attı hocam. 10 gol attı. Ne oldu yani? Ne var sen? Alma Falcao'yu. Mustafa Kapı'yı oynat. Abi gençlerimiz kazansın ya. Taraftar dinlemeyin ya. Dinlemeyin. Taraftar her zaman büyük futbolcu ister. Ama şu anda bizim Türk kulüplerimizi maalesef batmak iflas neşinde ya. Zaten çok kötü durumdayız Burak. Olumsuz konuşmak istemiyorum ama gerçekler böyle. Zaten biz altyapıya yönelmek zorundayız. Bu 2-2 daha 4. Bu kadar basit yani bu. Kokuyu daha erkenden yolluyorsun. Taraftar istedi diye getiriyorsun Ersun Yanal'ı. Şimdi de daha sezon bitmemiş Ersun Yanal'ı yollamaya kalkıyorsun belki de. Kim gelecek yerine? Kim gelecek hocam? Daum. Alanya Spor'un hocasıymış şimdi de. Kulislerde konuşulmaya başladı. Erol Bulut mu? Evet. Şimdi duyuyorum, evet. Yeter ya. Yalnız Burak.
Ersun Yanal bu takımı son şampiyon yapan teknik direktördür. Doğru. Ve Zaman bitimi haftalar hak kala şampiyonluğu ilan ettirmiştir. Ama o Ersun Yanal'la bu Ersun Yanal'ın arasında fark var. O Ersun Yanal korkusuz, hücumcu, hiçbir şeyle karşı bir çekincesi olmayan bir Ersun Yanal'dı. Rahattı, cesurdu. Ama buradaki Ersun Yanal aynı değil. Yani biraz Aykut Kocamanlık hissediyorum böyle. Ersun Yanal bu değil. Kendine gelmesi gerekiyor. Ve yani tam böyle derbi öncesi söylenilecek laf mı bu ya? Taraftarsan ne derse desin. Derbi öncesi istifa sinyalleri verilmez. Verilmez. Bu Fenerbahçe'nin bir şanı şöhreti vardır. Kadıköy'de Doğru. yenilmezlik rekoru vardır. Doğru. Böyle hazırlanılmaz yani. Galatasaray'ın sen ekmeğine yağ sürüyorsun. Galatasaray'ı güçlendiriyorsun şu anda. Doğru. Oh batıyorlar. Hani kaç oh demezler de bence. Hani böyle olumsuzluklar onların içlerine bir his duyundurur. Yani şöyle demek istiyorum. Aa, bu sefer yenilebiliriz ya. Bu sefer harbi harbi geliyorlar. O konuyu da konuşacağız zaten. Hocam size bir şey soracağım. Madem bu konu hakkında konuşuyoruz, tam da güzel bir yere geldin. O zaman biraz da komplo teorilerini ele alalım. Biliyorsunuz böyle ciddi bir maçtan önce acaba diyorum, bu tarz muhabbetler yaparak, bu tarz konular açarak Fenerbahçe kendi içinde ters psikoloji uyguluyor olabilirler mi Galatasaray'a? Günümüz futboluna böyle şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Hani şey mi diyorsun? Hani Fenerbahçe'nin durumu kötü, rehavete kaptırmak için mi? Anıl Hocam, aynen öyle. Bugün de size geliyor hinlikler. Ters kolpa. Zaman zaman oluyor hocam, zaman zaman. Oluyor. Bakalım, bence Galatasaray çok şanslı bu durumda. Bu hocam, sene, o sene mi acaba? Tamam, Galatasaray'a hocam girmeyelim. Girmeyelim. Öyle diyeyim. Evet. Buğra hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ters psikoloji yapılıyor olabilir mi? Ben taraftar mı yapıyor Anıl bunu? Taraftar hayır, Ersun Yanal yapıyor. Bakın ama şimdi taraftar istifa diyor bir kere. Maç öncesi bence bu tarz konuşmalar yapılabiliyor çoğu zaman ve bunlar meyvelerini çok güzel gösteriyor. Bunun örneklerini yaşadık daha önceden. Ben bu maç öncesinde böyle bir açıklama yapılacağını, böyle akıllı bir hocanın yapacağını hiç sanmıyorum. Mantıklı. Mantıklı. Gerçekten ben bu şekilde düşünmemiştim. Mantıklı. Anıl hocam, formdasın evet. Öyleyse bile bu maçtan önce yapmazdı. Bu maç belki de takımı öyle bir hazırlayacak ki. Biliyorsunuz Ersun Yanal'ın daha önce de böyle bir muhabbet olmuş. İstifa edecekti de takım galibiyet kazandı, istifadan vazgeçmişti. Doğru, hatırladınız mı? Doğru. Bilemezsiniz. Ben şunu sormak istiyorum size. Futbolcular Ersun Yanal'ı seviyor mu? Ben bir şey duydum. Bir şey güzel duydum. Güzel soru. Ersun Yanal'ın idman performansı ve taktik çalışmalarından futbolcuların memnun olmadığını duydum. Hocam zaten maç içerisinde de çok fazla taktik uyguladığı yok ki yani. Eski Ersun Yanal olsa birkaç varyasyon belki denerdi. Şimdi maça bakıyorsunuz kazanırken de aynı futbol oynatıyor. Takım geriye düşmüş atıyorum dakika 60-70. Hala aynı sistem, aynı futbol, aynı değişiklikler. Hani hiçbir şekilde formasyon ve şeyi yok. Ben bir şeye dikkat ettim. Sağ kenarında Ersun Yanal'a baktım. Bir heyecan yok. Sanki yani her şey kabullenmiş. İnsanların duyguları var ama. Hocam evet, kafa Fenerbahçe Galatasaray kafa derbide hocam. Kafa derbide adam önündeki maçı kazanmaya odaklanmamış ki. Adam kafayı derbi maçına yormuş. Hataları burada zaten. Maalesef bir de şu olay var. Fenerbahçe'de baskı yaratıyor. Hani sahasında Galatasaray'a yenilmeme olayı. Hocam bir yerde daha keseceğim kusura bakmayın. Aklıma bir hinlik daha geldi. Müsaadenle. Şimdi bakın ben atıyorum Ersun Yanal'ım. Bu maça çıkacağım. Ankara gücü maçının şu an için benim için hiçbir önemi yok. Neden derseniz alırım gözüyle bakıyorum. Önümüzdeki hafta derbi maçı var. Benim sahamda bilmem kaç yıllık rekorum var. Ve takım kötü giderken bu rekorun egale edilmesi benim yüzümden olursa ben ne yaparım onu düşünüyorum maçta. Takımım yenik düşmüş ama benim kafam hala orada. Ne bir değişiklik, ne bileyim işte oyunu değiştirecek bir hamle yok. Neden kafa orada çünkü önümüzdeki haftaki maçta. Ve şöyle olabilir. Geçenkinde de şöyle olmuştu. Maçı kazandırıp istifa etmişti ya. Galatasaray maçı kazandırıp hocam, tamam arkadaşım ben gittim de diyebilir. Anıl Hocam'a döneceğim. Anıl Hocam, Fenerbahçe sizce bir maç sözleşme Volkan Demirel'le yapmalı mı Galatasaray maçı için?
Of, of kan çıkar, kan çıkar. Kan çıkar. O Şöyle zaman Sabri'yi de Galatasaray'ın teknik kadrosuna alalım. Sabri alalım, Sarıoğlu'na. alalım. Gideri var be Şöyle hocam. Şu an bir gideri var, şey. inan. Ya bilgi ve tecrübesiyle tabii ki bir şekilde oynar ama hamlamıştır diye düşünüyorum ben. Oynama değil. Ne konudan? Ersun Yanal gidip Volkan Demirel başa gelsin diyor galiba Burak. Hayır. Ben bir maçlık kaleye geçsin diyorum. Kaleye geçsin. Ha, o zaman şöyle bir şey, Fatih Hoca Çünkü şöyle Volkan muhtemelen çıldırıyor söyleyeyim biliyorsunuz hani maçlarda. mi? Fatih Kurtarıyor Hocam falan. şöyle, Panter kesiliyor Galatasaray maçlarında. Bir hamlede bulunacaktır. Bir baktı kalede Volkan Demirel. Emre Akbaba gel koçum. Sürekli şut çek. Bir sağdan bir soldan dene koçum. Yine de kralı gelse Volkan Demirel şu anki haliyle bile panikalar ay. yaratır. Evet. Sen Arkadaş. onu Galatasaray'ın önüne çıkar. Evet. 45 Canavar yaşında da olsa, kesiliyor. tamam mı? Herkese parmak ısırtacak performans Doğru. göstermezse Espri ben de yapıyorsunuz ne diyeyim? ama Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden birisidir bu arada. Ki Evet. bana göre de en iyi derbi kalecisidir. Evet. Efsanevi bir yetenektir. Kesinlikle. Kızdırılmış Volkan Demirel gücü vardır onun özel. Kışkırtılmış. Kışkırtırsan Bu bitti. Bitti Tsubasa yani. da Tsubasa sinirleniyor Evet. ya. Volkan Demirel maçta sinirleniyor. Gol Ama yemeyeceğim işte diyor. şöyle bir sıkıntı Kapatıyor olmuştu. yani kaleyi. Snyder'in iki gol attığı maçta hatırlıyor musunuz? O maçta da mesela Snyder kışkırtılmıştı. Böyle Evet. futbolcular var gerçekten. Şimdi Sneijder de tehlikeliydi yani. Nereden Şuradan da geldiğini herkes biliyor. damar Dünya çektiği zaman. yıldızı yani. Doğru. Doğru. Ama Volkan Demirel de bir Fenerbahçe efsanesidir yani her zaman. Çok Evet. iyi Evet. efsane bir kaleci. Kesinlikle. Takımı için her şeyi yaptı. Canını verir. Yani ağlaya ağlaya özür dilediğini bilirim. Ben mi orada bir kaleci olarak içim parçalanmıştı, üzülmüştüm. Yine de ama Fenerbahçeliliğini gösterdi. Takımdan özür dilemesini de bildi. Ve şu anda hala takımın kadrosunda. Yani teknik kadrosunda. Aynen. Volkan Demirel Fenerbahçe'nin bir efsanesidir. Evet Buğra Hocam, sözü Kesinlikle. size bırakıyoruz. Bakalım sırada Şimdi neler var? Beşiktaş var. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Sergen Hoca arasında bir gerilim oldu. Maçta direkt soyunma odasına gitti Burak Yılmaz 82. dakikada çıkarttıktan sonra. Bu konuda görüşleriniz neler? Sizce Beşiktaş'ı etkileyecek miydi yani ileriki süreçlerde? Ve Sergen Hoca böyle şeyleri takmıyorum gibi gösteriyor ama Alanyaspor'da olması lazım. Geçmiş kulüplerde bu tarz disiplinsizlikleri affetmediğini ben biliyorum. Acaba diyorum Burak Yılmaz'a karşı Sergen Hoca nasıl bir tavır sergileyecek? Bana veriyorsun konuyu galiba. Öyle bir his hissettim. Evet, çünkü hocam Öyle bir tılsım geldi. senin Beşiktaş'a karşı ayrı bir hassasiyetinin olduğunu bildiğim için. Şimdi arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki Burak Yılmaz geçen sezonki performansını göstermiyor. Yani 8 gol atmış şu ana kadar. Şöyle bakıyorsun diğer takımın oyuncuları 16-17'şer gole ulaşmışlar. Tamam anladık. Sezon başında sakattın. Tamam paralar yatmıyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Gerçi para konusunda Burak'ın pek fazla kafaya takacağını düşünmüyorum. Hani yabancı oyuncu gibi olmaz. Ama bu sene sakatlıktan geldin değil mi? Kötü oynuyorsun Burak. İyi oynamıyorsun. 8 golde kalmışsın. Sen Türkiye'nin, Türk milli takımının en büyük golcüsün. Cenk Tosun'la kapışıyorsun. Bence Cenk Tosun'dan da iyisin. İyi bir Burak Yılmaz'dan bahsediyorum. Ama sen şimdi Sergen Hoca yeni gelmişken bu konuda hassasım arkadaşlar. Sergen Hoca bir Beşiktaş efsanesidir. Sen Sergen Hoca daha ikinci maçına çıkmışken üçüncü maçı yani bu kadar yeniyken böyle şeyler yapman gerçekten üzücü. Sergen Yalçın tamam mı? Sen gelirken Sergen Yalçın gidiyordu. Yani Sergen Yalçın seni hem futbolculuğuyla hem teknik bilgisiyle döver yani. Sergen Yalçın'a bir Şenol Güneş olmadığı için tepkisi yani bu şekilde tepki göstermemelisin. İyi oynasaydın niye alsın seni Sergen Yalçın oyundan?
Hocam, zaten yenmek istiyor. Hocam ben tepki gösterip de gidersen olmaz işte Burak öyle soyunma Yılmaz'da odasına. şöyle bir tepki sezdim. Ya Şenol Hoca'dan sonra getirdikleri adama bak ya deyip hani. Ya, olur mu? Böyle olur bir mu? Tepki olabilir mi sizce? Ya şimdi ya, hani Burak işte içi olur ya böyle düşünceler. Ama tamam, 82. onu dakikada diyeceğim. çıkartılıyor ve dışa vuruyor yani o içindeki düşünceler. Hinlikler hocasına karşı dışa mı vuruyor? Sana bir örnek vereceğim. Mesela iş yerinden bir örnek vereyim. Normal bir iş yeri. Senin şefin senin yaşından hemen hemen aynı seviyede. 3-5 yaş oynuyor. 7 yaş oynuyor diyelim. Yani çok büyük Şenol Güneş, Burak Yılmaz arasındaki yaş farkı kadar yaş farkı yok ya. Hani bir de Burak'la Sergen, belki Burak kendini Sergen'le mi kıyaslıyor? Nasıl oluyorsa artık. Belki hani Şenol Güneş'e göstermediği saygıyı, sevgiyi, gösterdiği saygıyı, sevgiyi belki de Sergen Hoca'ya daha hala gösteremedi, alışamadı. Çünkü Burak Yılmaz Beşiktaş'a yeni geldi yani. Şimdi her ne kadar Beşiktaşlıyım da dese Galatasaray'da efsaneleşmiş bir oyuncudur Burak Yılmaz. Öyle. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın çocuğudur. 4 takım değiştirse de, 4 büyüklere gitse de 22 bine yakın kişi getiriyor mu bu sen, adam senin imza törenine? Efsanedir. Yedirtmezler Sergen Yalçın'ı. Yapma, kırma. Daha yeni gelmiş adam. Yani iyi oynasaydın çıkarmazdı zaten seni. Sonlara doğru çıkardı zaten. Bırakın toparlanalım. Beşiktaş toparlansın diye düşünmek lazım. Yapılmaması lazım. Tamam, gidip de Burak Yılmaz su şişesine yumruk atmamış, tekme atmamış, soyunma odasına bağırıp çağırmamış yani. Tepkisi sessiz bir şekilde soyunma odasına gitmek olmuş. Ama işte hani bir el çak, bir şeyler yap yani. Yine de sinirliysen de ya, saygısızlık yapmayın. Sergen Hoca'ya saygısızlık yapmayın. Beşiktaş'ın Sergen Hoca'ya ihtiyacı var arkadaşlar. Başka çare yok. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Ben senin bakış açınla yorum yaptım. Anıl Hocam'a da döneceğim. Bu konuda çok söyleyeceği şey var, inanıyorum. Benim görüşüm de şu. Burak Yılmaz hırslı bir oyuncu. O maçta daha çok şey yapacağını düşündüğü için ve maçtan çıkartıldığı için o sinirle ben gittiğini düşünüyorum. O hırsla. Sergen Hoca'ya karşı bir tavrı olmadığını düşünüyorum. Çünkü Sergen Hoca zaten şeker gibi adam. Yani sanmıyorum ben bir futbolcunun ona karşı kasıtlı bir şey yapacağını. Benim görüşüm bunlar. Anıl Hocam, bu konu hakkında görüşleriniz. Tabii ki arkadaşlar, Burak Yılmaz yani Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en iyi forvetlerden birisidir. Ben ayrı zamanda da şunu söyleyeceğim. Kendisi zaten saha dışında biraz asabi ve agresif tutumlar sergilese de saha içerisinde gerçekten bu arada Burak. Çok yaşa. Özür dilerim. Koronavirüsünü kapmışsın. Rock gibi hapşurdun ha. Rock gibi hapşurdun. Kokusu buraya geldi. Ta kıtalar arasında. Koronadan ölen vatandaşlarımızla da Allah mekanlarını cennet etsin. Vatandaşımız ölmedi lan. Yo yo. Çinli ya, bizim programın işte bizim programın en güzel yanı bu arkadaşlar. O kadar doğalız ki biz, bak gerçekten her... bunlar ya Allah korusun. Çok keyifli gelmesin. Geçen ama bu hastalığa falan gülmüyoruz da, yanlış anlamayın. Bu konuyla alakalı ben biliyorum. Değil de koronavirüsle ilgili evet, mi? Evet evet. Ben de söyleyeceğim bu arada. Şimdi benim hani ekran başındakilerin mesleğimi bilmiyorlar. Ben rehberim arkadaşlar. Turist rehberiyim. Benim bir kafilem vardı. Grubum. Grubumla beraber teleferik turuna gittim. Şans ya. Korelilerle beraber 80 kişi benim Nasıl? Grubum Korelilerle beraber yukarı çıkacak. Ve Çinli mi? Koreli mi? Japon mu? Arkadaş şey yapamıyorsun yani. Hani onların açısından söylüyorum. Ben Koreli olduklarını biliyorum. Geldi bana, benim grubum yanıma. Biz dedi çıkmak istemiyoruz dedi yukarıya onlarla. Şimdi evet. Bu sükse bir olay. Yani şimdi ben çıkartmasam olay olur. Diyecekler ki. Irkçılık olur. Tabii ırkçılık olur. Kötü. Döndüm. Çektim grubumu yanıma. Siz dedim ne yapıyorsunuz dedim. Ne yapıyoruz dediler bana. Onlar evet. Kazakistanlı dedim.
Çok iyi yapmışsın. İşçi 143 bura. Baktılar bana. Kazak mı dediler? Kazak dedim ya. Güle oynaya gittiler sonra yukarı. Ha ne güzel işte. Hani hani şey gibi. Çocuğun balık yemez de oğlum bu tavuk tavuk hadi ye der gibi. Evet öyle oldu. Dertimiz yanlış anlamayın. Mizah taşımak aynen, değil yanlış. Ben hani özür dilerim. Çok dikkatli olun. Suçtu. Aman ha çok dikkatli olun. Evet. Dilim suçtu. Çin'deki evet konumuzu direkt devam edelim Allah, bence. Bir saniye ben de koronavirüsüyle hemen ilgili bir şeyler söyleyeyim. Çünkü benim Çinli arkadaşlarım da var Çin'de kendileri. Son daha dün konuştum. Aldığım bilgilere göre yani %50 yok olmuş bir virüs. Yani bir iki aya kadar tamamen yok olacak diyorlar. Çok, çok güzel. Yani güzel bir durum. Umarım en az kayıpla kaybederiz. Bunu, her insanı seviyoruz. Evet. Bunu şöyle söyleyelim. Yarasa yeseler bile. Başka bir açıdan falan bakmaya gerek yok. Virüsün kaybolmasının oh dememizin sebebi eğer dünyaya bir yayılırsa bu bizim ülkemize de gelecek. Hani bunun altından başka şeyler çıkarmayalım. Neyse biz Burak'a dönelim. Arkadaşlar Burak Yılmaz'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu adam winner bu futbolcu. Her zaman takımın kazanması için elinden gelen her şeyi yapan bir adamdır bu. Ben bu adamı zaten Galatasaray'da oynadığı sezonlarda çok severek takip etmiş bir insanım. Yani senin takımın şimdi dakika 50'de geriye düşmüş. Takımın neredeyse tek forveti denilebilecek adam sensin. Yani Sergen Yalçın'ın da yaptığı şey bilmiyorum çok anormal bir şey. Sen adamı gidiyorsun oyundan alıyorsun. Son bir dakikada bile o adamın bir tarafına çarpsa top yine gol olma ihtimali var. Ki Burak Yılmaz iki tane %100'lük gol pası verdi iki arkadaşına. Elneni'yi bıraktı sağda. Bir galiba. Bir de Diaby'ye verdi galiba. Adamlar bunları kaçırdılar. Aga pas alamıyorsun zaten. Pas alamadığın gibi pas veriyorsun bari gol olsun diye. 10 numara pozisyonuna geliyorsun yardıma. Orada da bir şey yapamıyorlar. Zaten Burak Yılmaz'ın sistemiyle alakasız bir sistemde oynuyor adam. Ne pas atan var adam gibi ne bir şey. Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Sonra bakayım daha aldığım notlara. Yani Burak adam, Yılmaz'ın bir de şutu vardı. Mert çok iyi kurtardı. Evet. Elinden gelen her şeyi yapan bir Burak Yılmaz var. Ama hiçbir şekilde yaranamayan bir Burak Yılmaz var. Ben karşıyım kardeşim. Çok yükleniliyor. Bu adam gerçekten Türkiye'nin en iyi forvetlerinden bir tanesidir. Bu şekilde şu anda anladım. Değil Anıl. Şu anda değil. 8 gol atıyor. Sen Türkiye'nin en iyi forvetlerinden birisi değilsin. 8 gollü olmaz. Yine de 8 gol yetmez. 8 gol yetmez. Beşiktaş'ın durumuna bak. Alternatifin kim? Var mı alternatifin? Alternatifi onu da demek istiyorum. Gitmişler. Peki. Tamam mı? Fikret Başkan saygılarımı sunuyorum. Gitmiş yani şeyde izledim. En başlarda Diaby geldiğinde basın toplantısında izlemiştim. İşte hocamız hem sağ kanatta hem de forvette oynayacak bir oyuncu almamız istedi. Biz de gittik Diaby'yi bulduk aldık. Katkı sağlayacak falan diye şeyler söylüyordu Fikret Başkan. Hocam tabii bir saniye bitireyim. Mali konuları falan onlar hep değişik. Tamam onları anlayabiliyorum ama sen gidip de Burak Yılmaz tipindeki bir forvete yani pivot forvet sayılabilecek yani uzun boylu bir forvete yedek olarak gidip de Diaby'yi alırsan olmaz. Nasıl olacak biliyor musun? Burak Cenk yedek. Aboubakar Dembaba. Anlatabiliyor muyum? Cenk Tosun. Cenk Hocam, Tosun evet evet. Hani Umut Nayır duruyor. Burak Yılmaz'ın yedeği gibi görünüyor ama Umut Nayır 3. forvet. Adam hocam, zaten 6 puanını aldırdı Beşiktaş'a. Görevini yapıyor zaten 3. forvet olarak. Diyeceğim hocam, o ki Burak Yılmaz gibi bir forvetin yedeği Diaby olamaz. Burak ya, Yılmaz'ın yedeği ne olur? Umut olur ya. Umut vardı ya Kayseri'de. Evet. Şimdi hangi takımda? Aynen. Umut aynen. Bulut. Benzer oyuncu olacak. Çünkü sistem öyle arkadaşım. Sistem hocam, öyle. Uzun boylu kafa atacak adam lazım. Sen şimdi gidip de 1.60-1.70 boyundaki adamı Burak'ın yedeği yapamazsın yani. Hocam bir şey söyle. Anıl hadi. Kuvarajma'yı arıyor musun? Kuvarajma'yı arıyor musunuz? Hadi söyle. Şimdi Kasımpaşa'daki Kuvarajma'dan bahsetmiyorum. Oradan girme. Bir saniye. Konuşalım. Şimdi Ahmet Çakar moduna geçeyim. Hadi ışıkları söndürelim bir dakika. Evet beyler. Jenerik senaryodan bahsediyorum. Bakın şimdi Diaby'yi al. Lens'i al. Boyd'u al. Tamam mı? Enkudu'yu al. Bunların hepsini topla. Bir tane oyuncu yap. Kuvarezma'nın sağ şeye yapmaz. Sağ bacağı etmez. Bacı. Sağ bacağı etmez yani. Kuvarezma ne oldu? Anlatayım mı? Kuvarezma'ya ne oldu anlatmak istiyorum.
Ha, sadrazam. Efendim? Quaresma sadrazam o zaman. Quaresma'ya beton yetmez arkadaşlar. O Sadrazamın. yüzden heykelini yapmadık. Şimdi Quaresma sadrazam mı? Buracığım bir şuraya başlık atar mısın? Quaresma ile ilgili konuşmak istiyorum. Yıldız yıldız. Şimdi yine jenerik senaryoya dönüyorum. Bir iş yerindesin, tamam mı? Müdürün işten atılacak ya da kaçacak. Gidecek yani müdürün. Sana da gıcık olmuş. Tamam mı? Aldığın paraya gıcık olmuş. İyi çalışmana gıcık olmuş ya da yaptığın hatalara. Diyor ki, ulan ben ne de olsa bu iş yerinden ayrılıyorum. Gidiyorum yani. İstemiyorum burayı. Gider ayak. Ben şunu da işten koyayım da. Olsun bitsin. Ben gidiyorum ya. Kim bu müdür hocam? Giderken şu elemanı da yakayım da öyle gideyim. Gücüm zaten ona. Şenol Hoca'dan bahsediyorsunuz. Hayır. İşlik başkanından mı bahsediyorsunuz? Kimden bahsediyorsunuz? Şenol Güneş bir köşede dursun. Şenol Güneş baş tacıdır. O zaten Quaresma gibi bir baş belasıyla uğraşmıştır. Her şeyini sinmiştir. O oyuncunun moralini bozmamak için elinden geleni yapmıştır. Ben Fikret Başkan'la Quaresma arasındaki yani diyaloğu söylüyorum. Yani Quaresma'nın ayağı kaydırıldı. Ne oldu biliyor musun? Fikret Başkan gitmeden, ben gidiyorum ne de olsa, gitmeden şunu da bir kovayım da. Hem ben gideyim hem ona gitsin oldu yani. Ayıp oldu. Quaresma şu durumlara düşecek adam değildi. Küme düşmeyi oynuyor şu anda. Quaresma Beşiktaş'ta olsaydı, o Diaby, Lens, Enkudu, Enkudu biraz daha iyi diyelim de yine de kaç gol atmış sonuçta. Böyle öyle. Bu 4-5 oyuncunun yapacağının iki katını yapardı. Hocam düşünün, sen bana Quaresma ortalıyor, Burak vuruyor. Quaresma ortalıyor, Boateng vuruyor. Yani... Ben sana soracağım. Birincisi, Quaresma ortalıyor, Burak vuruyor dedin ya. Burak'ın bu seneki sorularından birisi şu. Burak'ın bu seneki performansının düşüklüğünün sebebinden birisi Quaresma gibi bir partnerden uzak kalışı mı? İkincisi de hani bana demişsin ya Volkan Demirel bir maçına gelse falan filan diye. İster misin bir sezonluğuna önümüzdeki sezon Quaresma ile anlaşsın Beşiktaş tekrar? Şaşırmam. Şimdi sen bana sorarsan ben yaşlı ama yine de yedekte bile olsa Quaresma isterim. Hamle oyuncusu olarak. Eğer Beşiktaş'a sarsmayacaksa, Beşiktaş'ta sorun çıkarmayacaksa, Beşiktaş'tan tamam, fazla para talep etmeyecekse ama zaten gelecek olsaydı Ocak ayında alırlardı. Yani para şu anla biraz sıkıntıda. Yani Beşiktaş o parayı... Lucescu isterse gelir. Lucescu yani. İşi gücü yok. Quaresma ile mi uğraşacak? Yani. Evet, doğru. Güneş, Şenol Güneş'ten başkası zor zapt eder onu. Hocam Burak Quaresma ikilisiyle ilgili sorduğum soruya da bir cevap verir misin? Bir daha sor. Çok yani şey oldu. Şimdi Burak'ın ben yalnız kaldığını düşünüyorum. Ondan dolayı böyle şeylerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce hep Burak zaten daha önceki senelerde partnerle oynayan bir futbolcuydu. Yani hep bir partneri vardı. Asist partneri. Acaba diyorum bu sene takım komple değişti gibi oldu. Liyayik zaten Allah'a emanet yani kendini oynuyor hep de. Ne aşk acısıymış bir arkadaş. Ne aşk acısıymış ya. Adam derbeder oldu ya. Ya bırak hocam ne aşk acısıymış. Benim dediğime ben geliyor. Şimdi, İlk programda dedim ben. Neyse Quaresma'nın olmayışı Burak'ı etkiledi mi sence? Yani bu sene takım arkadaşlarının... Her halükarda etkilemiştir. Quaresma nokta atışı yapan, nokta ortalar açan bir insan. Ya şu Quaresma sadece Vodafone Park'ta bile oynasaydı Beşiktaş yine şu durumdan daha yüksekte olurdu. Yani evet Caner Erkin etki yapmıştır, katkı sağlamıştır, ortalar açmıştır. Şu anda asist kralıdır. Ama bir tarafta Caner, bir tarafta Quaresma'yı düşünsenize. Ne kadar güzel olurdu. Kesinlikle. Kanatlarda hareketlilik yok. Diaby dediğin adam iki tane gol atmış. Böyle bir şey olabilir mi? Quaresma gözünü kapatsa üç tane dört tane gol atar ya. Yani Allah yolunu açık etsin. Geleceğini sanmıyorum. Artık yaşı bilmem kaç olmuş. 35 yolun yarısı. Millet 35'te futbol bırakıyor. Zlatan hariç. Zlatan da şu anda videomuzu izliyorsa ona da selam çekiyoruz. Burada Buğra'ya bir gönderme var galiba hocam. Kafamız atılıyor. Evet diyeceklerim bu kadar. Benim
Peki hocam, şimdi gelelim günün bana göre yani benim açıkçası bu konuda canım yanıyor yani. Çünkü benim çok sevdiğim bir insan kendisi. Ya bu konuya girmek bile yani şu an hani hiç beni mutlu etmiyor ama böyle bir şey var. Rum Balkan Başkanı bilmem ne derneği başkanım neyse. Canımız ciğerimiz Rasim Ozan Kütahyalı'yı Roku yani namı değer Roku Hayda hocam. vatandaşlıktan çıkarılsın. Daha da ileriye gittiler. Adam işinden oldu. Beyaz futboldan ettiler adamı. Şimdi kalkıp bir de vatandaşlıktan çıkarılmasını istiyorlar. Ben konuşacağım. Önce ben konuşmak istiyorum bu konuda. Çok doluyum. Sen söz verene kadar biz seni kesmeyeceğiz, tamam mı? Şimdi ben buradan bütün izleyenlere söylüyorum. Bir insan hata yapabilir. Tamam, çok büyük hata yapmıştır. Bizim Boşnaklar kardeşimiz. Tüm Balkanlar kardeşimiz bizim. Ama böyle bir söylemden dolayı ben kınıyorum kendisini, Rasim Ozan Kütahyalı'yı. Ama ne demek vatandaşlıktan çıkarılsın ya? Ne yaptı bu adam ya? Ülkesine ihanet etti. Vatan hainliği mi yaptı bu adam? Ne yaptı bu adam ya? Allah aşkına. Size soruyorum ben. O kullandığı kelimeler. Konuşacağım, kusura bakmayın. Hangimiz bunları kendi aramızda konuşmuyoruz? Google'da arabalara bak. Kaçıncısına da acaba? Bu Rasim Ozan Kütahyalı'nın kullandığı kelime Google'da Türkiye'de kaçıncı sırada? Tüm Türkiye ihraç edilsin. Tüm Türkiye alınsın vatandaşlıktan. Tamam. Buracığım, bizim zamanında keyifle dinlediğimiz, izlediğimiz, güldüğümüz, trollerine aşık olduğumuz... Yedirmeyiz baba. Roku, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yedirmeyiz. Ben Türk vatandaşı olarak sonuna kadar arkasındayım. Türküz lan biz. Ne demek çıkartılsın ülke vatandaşından? Ne demek? Bura, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Roku, beyaz futboldaki Roku ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Beyler, beni bu yaptığı şeyler fazla ilgilendirmiyor. Niye diyeyim? Siyasi görüşü fazla ilgilendirmiyor beni. İsteyen istediği görüşü sahip olabilir. İsteyen istediği şeyi konuşabilir. Ben bir rock izleyicisi olarak, Rasim Ozan Kütahyalı izleyicisi olarak keyif alıyordum. Gülüyordum. Yani hangi takıma yaparsa yapsın. Şimdi hala geriye dönüp yıllar öncesini yine izliyorum. Gülüyorum. Bir neşe kaynağımızdı. Bu gençlerin bir neşe kaynağıydı. Yani insanları mutlu eden, yorgun iş gününden gelen, tartışmış insanlar onu görüp gülebiliyordu. Hala gülüyoruz nostaljiye Hocam bakarak. iki yüzlüyüz, iki yüzlü. Kalkıp Rock'a hakaret edenler Google'a gece 12'den sonra Rock'un dediklerini Google'a yazıyorlar. Evet, ben de gördüm. Evet. Evet. Aratmasını biliyorlar. İzlemesini biliyorlar. Ne oldu? Troll yapayım derken Rock. İşte dilin kemiği yok. Böyle şeyler Türkiye'de zaten Ya önceden de tamam oldu. kardeşim görevden alırsın. Tamam aldın. SN'ye getirdin. Yine konuşmalar. Alıyorsun tekrar. Rasim'i ekranlardan çekiyorsun. Ertem. Ertem abi. Sana söylüyorum ben. Sen misin Roku kanaldan bu programdan yollayan yoksa Beyaz TV mi?
Bu açıklarda Ertem mesela. Şener olur mu? Ya Burak, Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı'nın programa katılmasını o kadar çok Ya tüm istiyor ki. Türkiye istiyor, tüm Türkiye. Yani daha doğrusu beyaz futbolu seven insanlar Rasim Ozan Kütahyalı'yı seviyorlar arkadaş. İstiyorlar. Çoğu programı izlemeyi bıraktı. Tabii. Anıl mesela. Ben izlemiyorum artık. Hani arkadaşlar benim siyasi görüşe herhangi bir şeyle ilgili bahsetmeyeceğim. Zaten bu bizim bir futbol Evet. programımız. Biz burada eğlence amaçlı. Hiçbir şekilde yani kimseye dokundurmadan kafamıza göre işimizi yapıp kapattığımız, eğlendiğimiz bir mekan. Kimse de bundan dolayı beni sorumlu tutamaz. Lakin şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben açıkçası kim olduğunu bilmeden ilk defa beyaz futbol izlediğim dönemlerde kim olduğunu bilmeden programa baktığım zaman inanılmaz komik Evet. troll diyebileceğimiz Troll, troll böyle ya. manyak manyak saçma sapan hareketler olan ama aynı zamanda komik olan bir adam gördüm. Sempatik adamdı. Fenerbahçelilere sataşır. Gider gazoz Doğru. açar Fenerbahçeli adama verir yayında gülmek Gazoz üzere. içer misin yavrum? Nuri Alço müziği eşliğinde espriler yapan ki zaten program gecenin bilmem kaçına yayınlanıyor. Doğru. Doğru. Şimdi Ahmet Göze Çakar. arkadaşım aynen bak güzel espriler. Gidecek olsa o zaman gitmeliydi anlıyor musun hani? Bak o yayında Evet. gitmeliydi anlıyor musun? Ya bakın. Neler neler var ama neler Doğru. efsane. Bak Yani bir şey diyeyim, bir ya dakika. o cümleyi Yemin ediyorum kuracağına, aklımda. o Bak bir dakika cümleyi bir dakika. kullanacağına Bir dakika bir bilmem şey ne diyeceğim. saksosu dese bir şey olmayacak. Dur, o konuya Ha? girmedi bir şey diyeceğim. Beynimde hızlı hızlı 25-30 tane videosu hızlı hızlı döndü şu an. Evet. Komik video. İsmail Köybaşı. Ahmet Çakar. Bir tane daha vardı. Ahmet Çakar'la bir hakem hakkında bir tane daha vardı. Ahmet Acılı Çakar. Neyse arkadaşlar. Acılı Adana yer misin yavrum? Bakın 2 dakikadır ne yorumlar yaptım. Benim diyeceklerim bu kadar. Tamam. Konuşmama gerek biliyorum. Bir şey daha Anlaşılmış. söylemek istiyorum. Son kez. Yani ben Rasim Ozan Kütahyalı'nın namı diğer Rock'un döndüğü videoda yani özür konuşmasını da dinledim. Evet, ben de dinledim. Adam pişman olmuş. Çok güzel. Yani dilin Yaladı ya. kemiği yok. Bak Rasim'cim beni affet. Yaladın ya resmen. Yalaya yalaya özür diledin. Buna rağmen adamı affetmediler ya. Yani keşke yaşanmasaydı. Tabii talihsiz bir durum. Ama özür dilenmiş, pişman olmuş. Yani Ali İzzet Begoviç'ten bahsetmiş. Onu ne Evet. kadar sevdiğini, onun Evet. Evet. filozofisini ve onu Evet. düşüncelerini Sanırım desteklediğini falan Hidayet abi söylemiş. çok alınmış yalnız bu olaya. Kim? Hidayet abi çok alınmış galiba. Saffet Sancaklı da Hidayet Türk oldu. alındı. Sayın Hidayet Ama abimiz. Hedo'yu çok severiz. İdo çok Yani üzülmüş. İdo çok üzülmüş. burada bir şey söyleyeyim mi? Bir arkadaşımla basketbol konuşuyorduk. Bir Buraya ilk takım geldiğimde. oynuyor. Bir de. Bir saniye Chicago'da tamam mı? Chicago'da arkadaşımla konuşuyorum. Şey dedi, ya dedi, sizin ülkenizde dedi, Hedo diye bir adam var dedi, biliyorsun değil mi dedi. O Saniye adam var dedi, çok psikopat oynuyor ha dedi. dedim. Bunu söyleyen Amerikalı yani. Hidayet Türkoğlu deyince Doğru. akan sular durur. Doğru. Ama alınmış, biz var ya, eğer affedecekseniz bir hepimiz özür dileriz. Evet. Vallahi dileriz. Bu Vallahi iş var dileriz. Hidayet. Bak bu Yani iş var Hidayet abi de bitiyor ya. Ben size söyledim. Bana az öyle geliyor. çok güçlü ama çok işte var ya bir ırka söylenen laf Evet. çok büyük yerlere Neyse. gider. Doğru. Neyse. Doğru. Umarız her şey yoluna girer arkadaşlar. Boşnak Gelin. arkadaşlarımızı seviyorum. Seviyoruz. Benim Aynen. burada Kankalarımız. Boşnak arkadaşlarım var. Boşnak takımlar var burada. Bazen oynuyoruz Ya birlikte. sana bir şey diyeyim mi? Ya aynı ırk. Fırlanta Aynıyız arkadaşım, aynı. aynıyız. Doğru. Aynıyız. Bir tane bakkalım var benim Boşnak. Yani kadının bakkalında girdiğim zaman ben Türkiye'yi görüyorum. Ya pırlanta gibi insanlar ya. Çok Müthiş severim. insanlar. Çok Müthiş severim. insanlar. Müthiş. Keşke hani gün gelse de Yaşamasaydı. Rasim Ozan Kütahyalı, sevgili Rock bu affedilse ve Doğru. geri gelse bizim neşemizi elimizden aldınız. Ya Bizim gülüşümüzü aldınız. Boşnakların ayrıca futbola kattıkları da çok şimdi hatırlıyor musun? Bol için Manchester attığı golü. Bütün Tabii ülke canım. Tabii. oho. Elver Bolic. Gitmiştir Elver hocam. Bolic. Ben sözü yine
Buğra hocama bırakıyorum. Ne yapacaksak. Bir saniye. Ayran iç, bol iç demekten de geri kalamayız yani şu anda. Yalnız abi oğlun da biraz senin Baliç'e benziyor. Yeğenim. Evet, evet. Ha, evet, benziyor. Benziyor doğru. Evet. Benziyor. Hiç var ya, çok güzel bir tespih yap. Neyse. Tespih yaptın dedi bana. Ben... bir gün bir yayında da görürüz herhalde minikleri. Bakalım. Top oynarken stadyum sağdan falan. Dur bakalım. Burak şimdi... hocama verelim bakalım ben, sözü. Hocam bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yani, ben konuyu kapatıyorum artık. Zaten bir saate yakın bir program oldu. Maçlar hakkında teknik detaylara girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum şu dakikadan sonra. Çok bir şey olmadı hocam ya bu hafta öyle. Hani yani maçlar çok, ben, çok iyi. Ben çok keyifli görmedim. Bir şey... Sonuçlar daha sansasyonaldi. Hazırlanmak sapmasınlar arkadaşlarımız da burada bayağı Burak, bir... Tamam onu bir çekmesen. Çok da Burak, bir şey yok yani. Bu teknik konuları bekleyen arkadaşlarımız da olabilir. Ben, eğer izin verirsen... Tabii, olur hocam. Eğer izin verirsen... O, yani hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla, aldığım notlar kadarıyla şöyle bir 10 dakika, 15 dakika izin verirsen... Şöyle 4 büyüğü hızlıca geçmek istiyorum. Ya, buyurun hocam anlatın. Yani... Kısa kısa hemen anlatacağım bunları, tamam mı? İlk önce ben ilk sayfamda Fenerbahçe var. Şans ya. Fener'den başlayalım. Bir de Fener'den başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Galatasaray bu maçı yenecek diyorum. Ohohoho. Bence de hocam. Her türlü iddiasına girerim Burak seninle. Hocam. Babayı. Hocam o zaman bir challenge yapalım. Hocam. Bakın ben o zaman burada hakemlik yapıyorum. Araya tamam. Giriyorum. İkiniz de arasında challenge. Tamam. Gelirse... size. Ben tamam. Şunu söylüyorum. Galatasaray yenerse ben saçımı... Lan var ya. Saçımı... Galatasaray yenilsin. Şu saçı sakalı var ya kesmezsen ben neneyim. Hocam büyük konuşuyorsunuz. Burak bir şey Ben de sıfıra vuruyorum ha. Hadi bakalım. Ya yansın ben vuruyorum. Arkadaşlar süper bir challenge'la karşı karşıyayız. Ben hakemlik yapacağım. Volkan abim diyor ki bu maçı Galatasaray yenecek. Buğra arkadaşım da diyor ki bu maçı Galatasaray yenemeyecek ya, diyor. Bak berabere kalsa bile kafamı sıfıra vurduruyorum. Saç sakal hepsi gidiyor. Arkadaşım, Buğra abi siz peki bu yenecek. Beraberlik konusunda? Ya ben bir şey demiyorum şu an kendi kendine inanılmaz bir şeye girişti. Hayır, ben yani, anladım arkadaşlar. Vahiy mi geldi? Vahiy mi geldi? Anıl challenge geldi? Yapalım demedi mi? Anıl challenge arkadaşım, yapalım dedi. Arkadaşım Anıl, korktun mu? Korktun mu? Varım sıfıra, challenge'a. Sıfıra vurdum pasına. Sabaha kadar da oynansa, bir haftada oynansa Galatasaray o statta kazanamaz. Tamam. Konuşabilir miyim şu anda Fenerbahçe ile ilgili? Anıl söyleyeceğim bir şey var mı? Şöyle bitiriyorum o zaman bunu. İzleyen arkadaşlarımız bunun sonunu merak ederler. Arkadaşlar burada bir challenge başlatıldı şu andan itibariyle. Eğer ki maçı Galatasaray kazanırsa veya Fenerbahçe herhangi bir beraberlik elde ederse abim saçını sakalını kazanamazsa Galatasaray. Güle güle. Sıfıra... güle, güle. 3 Uğra... puan diyorum. 3 puan. Güle, 3 puan. Güle güle. Uğra arkadaşımıza diyor ki Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu maçı kazanamazsa ben de sıfıra vurduracağım saçımı sakalımı diyor. Hayır ben İlk kaybederse çalı... diyorum. Kaybederse diyor kaybederse tamam. Tamam. Razıyım ben buna. Ayrı şimdi... bir videoda arkadaşlar challenge videomuzu da izleyebiliriz. Beğenip paylaşın mutlaka. Beyler. Ulan sen de Buranın, bir yandan bu... da Anıl beğeni aboneyi de garanti alıyor ha. Tabii yani çok önemli bu bizim için. Bura senin zaten şu muhteşem ağzından dolayı Gustavo cezalı. Tamam mı? O uçuyor kaçıyor muhteşem oynuyor dedin Gustavo. Cezayı aldı. Hani şu o, Türkiye'nin en iyi onlu orta saha oyuncusu dedin ya. Defansif evet. Orta saha oyuncusu. Doğru. Şu anda o. Dışarıda bekleyecek. Arkadaşım sonra... biri gider biri gelir. Koca Emine Fenerbahçe sakın. Kulübü. Gustavo aldı Fenerbahçe Kulübü. Tamam o Emine, zaman Emine. Sen şimdi en iyisi dedin ya. En iyisiydi ama o gider yerine başkası gelir. Tamam o zaman şuna ne diyeceksin? Emre Belezoğlu yok. Geri Rodriguez de yok. Bence var ya bu o size sakat. Bence Fenerbahçe'nin bir tek şansı var sadece. Bu maçta yenilmemesinin ya da beraber kalmasının tek bir formülü var. Ersun Yanal'ı kovup Yusuf Fahir Baba'yı teknik direktörlüğe getirmesi lazım. Yusuf Fahir Baba bile Fenerbahçe'yi kurtaramayacak. Hani büyü tılsım olayları hatırlıyor musunuz? 666'nın simgesi falan
İşte hep onlar. Hocam yani olmayacak duaya amin diyorsun. Hocam neler Hadi söylüyorsun ya? ben sana bir şey demiyorum. Hocam taş at kolun açılsın dediğim ya. Hadi bakalım. Burada bak hava eksi 20 dereceyi buluyor. Ben bu saçları vermişim. Zaten yok fazla da. Saç sakal komple gidiyor. Hadi Arkadaşlar, bakalım. arkadaşlar yorumlara challenge'ın başladığı ve bittiği dakikaların şeyini yazacağız, zamanlarını. Tıklayarak oradan direkt challenge bölümüne ulaşabilirsiniz. Haftaya da çok güzel bir challenge videosu çekeceğiz. Hatta çekebiliyorlarsa saçlarını sakallarını kestirirken kendi Hayda. programı, Güzel olur. Güzel olur. programı atabilirler. Evet, Daha çok güzel. neler? Güzel olur. Arkadaşlar programımızı bir anda moderatörle ele almış bulunmaktayım. Bu arada Evet. ele almış. Evet. Farkındayım. Gelin güvey oldu kendi kendine. Like abone deyince alın çıkıyor ortaya. Programımızı şöyle mi kapatalım? Kapatmıyoruz. Yani Anıl, özel bir Anıl, şey Anıl. mi? Teknik konulara 10 dakika gireceğim. Beni mi Ha, dinleyeceksiniz o zaman arkadaşlar lütfen? ben tek kelime söyleyip çekiliyorum ve sana bırakıyoruz komple. Trabzonspor kaç hafta sonra? 200 küsur hafta sonra ilk defa galiba Tebrikler liderliğe Trabzon. Tebrikler gireceğiz. Bordo Mavi. Trabzon. Adamın kralısın. Takımın kralısın. Trabzon. Orada. La 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 Tamam tamam la tamam. Bak ne dedim sana geçen gün? Değil mi? Trabzon. 298 hafta. Trabzon'u çok seviyorum. Trabzonspor gönlümüzün hep lideri olmuştur. Hangi takımı tutarsak tutalım, Trabzonspor her zaman şampiyonluğa hasrettir o taraftar. Hak ediyordur. Anadolu'nun abisidir. Aynen öyle. Her zaman dört büyüklerdir. Dört Evet. büyükler vardır. Son zamanlarda Trabzon'u dışlıyorlar. Trabzonspor büyüklüğünü gösterecek. Şampiyon olacak Trabzon. Bura. 298 maçmış bu arada arkadaş. 298 hafta sonra liderliğe yükselmişler. Tebrikler. Hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Şimdi arkadaşlar fazla da uzatmayalım. Buyurun hocam. İzleyicilerimizi sıkmayalım. Teknik Ben bilgileri bekleyen hocam arkadaşlarımız olabilir. benim rengim belli. Bordo mavi. Bu sezon Pembe. ben Trabzonsporluyum. Bitti. Daha geçen hafta diyordun Galatasaray diyordun. Galatasaray'dan çok şey yapmayın da Trabzon'da aynı Ya zaman. bu sezon Böyle bir şey yok Trabzonsporluyum. ya. Neyse. Arkadaşımızın dedesi Trabzonlu olduğu için oradan da bir kan çekiyor hani ondan dolayı arada sıra Trabzon yorumu da yapıyor. Neyse. Arkadaşlar geyiğiniz, trolünüz bittiyse biraz da futbol konuşalım ha. Buyurun Hocam hocam. futbol mu kaldı Biz artık ya? Teknik evet taktiğe kaldı. gireceksin Allah aşkına. Kaldı. Arkadaşlar müsaade ediyor, edecek misiniz bana? Ettim. Yoksa ben haftaya mı konuşayım? Yok buyurun hocam. Bildiğin şu an beyaz futboldan Yani beni konuşturmuyorsunuz. Ben bir saksı değilim burada. Hele esintileriz çaydanlık hiç değilim. Buyurun hocam buyurun. Buyurun hocam. Fenerbahçe maçından bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Ankara Gücü. Hocam neyini bahsedeceksin? 2-1 yenilmiş Ankara Gücü'ne. Tek sansasyonel skor 2-1 yenilmesi. Bura. İnanıyor muyum Anıl Şimdi hocam? bak. Bunun neyini Şimdi konuşacaksın? bak. Bardağı atacağım ha. Kıracağım, dökeceğim şimdi. Sinan Engin hoş geldin. Yeter ha. Severim ha. Ver müziği. Nasılım ama Ertuğrul? Gayet Evet iyi. arkadaşlar tamam bakın. Şimdi, küfür edeceksiniz bana ha. Şu konulara geçelim hadi. Geçin hocam. Geç hocam sen de topu. Beyler. Geçemedim. Hocam. Beyler. Bir Hasan saniye. Ali. Tamam bırak. 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 Fenerbahçe'nin yenilmesini yorumluyorsunuz değil mi hocam? Bura. Bir 10 dakika müsaade et. Tamam mı? Şunları bir çırpıda konuşayım. Söylemek istediğim şeyler var. Ondan sonra sazı eline al. İstediğin gibi tersten mi çalıyorsun, düzden mi çalıyorsun, ne yaparsan yap. Tamam hocam. Olur mu? Buyurun. Şimdi Hasan Ali kadroda değil mi? Kadroda olan Hasan Ali neden sol bekte oynamıyor? Dirar'ı sen sol beke alıyorsun. Sağ açık oyuncusu. Ne o? Yok hocam bir şey. Anlatın buyurun. Fener'in yenilmesini ancak ben bu müzik eşliğinde... Hayda. Bravo. Şimdi Fenerbahçe'yi izleyenler sana çok güzel şeyler söylüyorlardır. Hocam anlatın. Anlatın. Sadece ben arka müzik fonu koyuyorum. Sonra da gazoz içer misin yavrum mu Yo diyeceksin. yo ben anlatır mısınız hocam? Ben müzik verdim sadece. Ama bu müzik Hocam Antalya Spor maçından sonra çalınan müzik. hocam Biliyorum. buyurun anlatın hocam.
Antalya'da bu arada Antalya'mız 3 tane yani, attı. Tebrik ederiz. Alanya yenildi, Antalya attı. Neyse. Antalyalılar olarak. Arkadaşlar tamam, ciddileşelim. Futbol konuşalım biraz da. Tamam mı? Çünkü siyah futbol. Adımız futbol yani. Adımız bizim Nur Yalçın müziği değil. Hocam. Adımız futbola inmezse. Sol beke. Sol beke. Sen gidip de sağ açık oyuncusunu koyarsan olmaz. Eğer Hasan Ali kadroya giriyorsa, tamam mı? İlk 11'de de oynaması lazım. Eğer ilk 11'de oynayamayacaksa, sahaya giremeyecekse zaten saha dışına çıksın. Adil Rami diye bir adam almışlar. Bu adam kebap yemeye mi geldi? Nereye geldi? Niçin geldi? Ne yapıyor? Ne diyor? Yani Adil Nişlensen Rami kupada... Yok. Efendim? Nişlensen diyeni yok. Yani kupada oynayan adam oynamıyor. Yine orta saha oyuncusu Cahilson oynatıyorlar. Dediğim gibi Gustavo cezalı, Emre Rodriguez sakat. Galatasaray maçında çok zor şeyler bekliyor. Müziği kapat. Tamam hocam, kapat. Şu müziği kıs be. Kapattım hocam, kapat. Şimdi Altay'ın yediği gole geleceğim. İki golüne de geleceğim. Altay. Öyle çıkıyorsan topu uzaklaştıracaksın. Çıkmıyorsan, eğer çıkıp da vuramıyorsan hiç çıkma. Defans oyuncuna güven o zaman. Hocam çocuk nereden bilsin topa o anda? Ya nasıl nereden bilsin? Kalecilikten yani... anlayan adam benim ne demek istediğimi anlıyor arkadaş. İkinci yediği golde de hata var. Bakın. Bunu kimse konuşmadı. İkinci yediği golde de hata var. Hocam şimdi, nasıl hata var? Gözünüzü seveyim. Orada defans hatası yok mu ya? Üstüne gelen top da çekildi ya. Atladı, zıpladı. Uğurcan'a da aynı pozisyon oldu. Uğurcan'a da oldu. Bir Altay'ı öpüyorsunuz. Bir dövüyorsunuz hocam. Ama şimdi iyi oynayana, iyi oynayana iyi, kötü oynayana kötü diyoruz. Şunu söylüyorum. Uğurcan'a da aynı pozisyon oldu. Çok benzer. Uğurcan yumruğu yapıştırdı, çıkardı. Hemen hemen aynısı. İki maçı da izleyenler, isterse özetini izleyenler benim ne dediğimi anlayacaklar. Altay'ın iki golünde de bence hata var. İlk golü zaten hatalı da bana göre ikinci golü de hatalı. Kurtarabilirdi evet. Altay gibi kaleci. Hocam siz Buffon'la Altay'ı kıyasladınız demin. Evet. Evet. Ama Altay'a da lütfen güveniyoruz. Yani yanına şimdi Uğurcan örneği verilmesi hoş olmadı yani. Geçelim Beşiktaş'a. Anıl ben bitirmedim. Evet. Şu anda moderatör de benim. Yorumcu da benim. Her şey benim. Evet. Ben de DM'lere bakayım bari. Hedef 1 milyon DM. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Mesut Çantamay ve şimdi, Ali Bütçen. Şimdi sen küme düşme mücadelesi veren 3 takıma 9 puan kaybedersen durum böyle olur. Küçük yani önemsiz hissedersen 9 puan çok önemli işte gördüğümüz gibi. Kimlere yenildi? Onları da sayalım. Kayseri, Antalya ve Ankara. Bu arada Ankara Gücü de çok iyi top oynadı ha bugün. Bugün diyorum. Yani o gün. Ersun Yanal istifa deniliyor. Evet. Galatasaray maçı öncesi böyle şeyler yapılmaması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı size sesleniyorum. Ersun Yanal istifa diyerek sadece Galatasaray'ı daha mutlu ediyorsunuz. Adamlara umut veriyorsunuz. Lütfen. Hiç evet. Değilse yani sezon bittikten sonra şimdi gelen ne yapacak? Kim gelecek yani? Sezon bitsin zaten kim kime dumduma göreceğiz yani o durumları. Evet. Şimdi ama arkadaşlar Fenerbahçe'nin yediği golle bunu söylemeden geçemem. Sedat'ın elle düzeltmesi var. Burak sana diyorum. Evet. Sedat'ın elle düzeltmesi var. Bunda VAR'a gidilmesi gerekiyordu. Tamam mı? VAR'a gidilmedi. Sedat eliyle düzeltti. Altay hata yaptı. Bir şeyler oldu, gol oldu. Böyle olmaması gerekiyordu. Evet. Burak Yılmaz'a da dediğim gibi. Muriç'in yedeği Mevlüt. Uymuyor birbirine. Uymuyor. Vedat Muriç'in yedeği Mevlüt olmamalı. Bu kadro yapılanması daha iyi yapılmalıydı. Evet. Ama bir de Freydrich var.
Ankara Gücü'nün kalecisi gerçekten çok güzel kurtarışlar da yaptı. Yani şöyle en azından 2-3 tane ölümcül kurtarış yaptı. Bu da güzeldi. Bu da Ankara Gücü'nün güzel tarafıydı. Evet. Kimden geliyor ses? Anıl, iyi misin? Bakın. Bakın, Ersun Yanal'ın üzerinde 30 milyon tane baskı var. 30 milyon taraftar olarak sayarsanız 30 milyon baskı. Bu çok ağır bir yüktür. Kendinizi Ersun Yanal'ın yerine koyun. Şey, ne oldu? Bana ya? Hak vereceksiniz. Allah korusun, kendimi onun yerine koymak istemem şu an. Şimdi kimse, hiçbiriniz konuşmadınız ama evet. Ankara Gücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay umarım Trabzon şampiyon olur diye bir söz söylemişti hatırlıyorsanız. Evet. Ve şimdi Fenerbahçe'yi yendiler. Trabzon'u yenilirlerse gerek yoktu Reşit Hocam. Bence gerek yoktu. Çok mu sıkıldın Bora? Troll mü yapıyorsun? Evet. Beşiktaş'la ilgili bir şeyler de söyleyebilir miyim? Tabii, buyur hocam zaten. Çok kaldı 14 takım zaten. Öyle bir girdik ki. Yani. Şimdi Ahmet Nuçevi'den bahsetmek istiyorum. Sayın Başkan'dan bahsetmek istiyorum. Tamam mı? Biraz ciddileşelim. Sayın Başkan'ın basın toplantısını dinledim. Bir buçuk dakikalık futbolla ilgili konuştu. O yarım saatlik videonun neredeyse hemen hepsinde eski yönetimi eleştiriyordu. Hocam. Tamam, söz hakkı vardı. Ama Ahmet Nuçevi Başkanım, siz buraya evet. Eski yönetimden intikam almaya mı geldiniz? Yoksa evet. Anıl, sözümü kesiyorsun ama. O evet diyor, otomatik herhalde bağlandı. Çok mantıklı geliyor. Mantıklı geliyor mu yoksa mantıklı yapıyorsunuz benimle? Yoksa resmen mantıklı geliyor. Sen Sinan demek... Hoca'ya bağladın şimdi, esprisine gülünmeyen adam muhabbeti vardı ya. Ama ben bakın ben espri yapmıyorum, ben ciddi bir şey söylüyorum şu anda. Ahmet Nurçevi Başkan'dan bahsediyorum. Hocam. Abi koca adamların birbirine restleşmesi bana çok saçma gelir ya. Ama bu burası Beşiktaş kulübü. Ahmet i̇şte Nurçevi Başkan'ı gördüm, gözleri kan çanağına dönüşmüş. Çok hocam, yorgun biliyorum. Luchescu, ama artık... Luchescu söyle. Geceleri okey oynuyorlarmış onlar. Toplara dördüncü bulmuşlar okey. Luchescu'yu almışlar o yüzden. Sergen de geldi tam. Tabii. Son maçı ne yaptı Beşiktaş hocam? Ne yaptı sence? Ne yaptı? 1-0 yenildi Başakşehir'e. Peki. Ne oldu biliyor musun? Peki Sergen Hoca'nın başarısızlığı mı Luchescu'nun mu? Bu var ya, Dembaba'nın başarısı. Dembaba. Çünkü... Dembaba. Hocam burada bir öncüsü. Dembaba. Dembaba. Baba. Söyle. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Hocam. Kimi bir bıçak Luchescu darbesiyle, kimi de attığı golle. Ha. Bana sorarsan hocam, Luchescu yüzünden Beşiktaş kaybetti. Sergin bir şey sorayım. Dembaba eşan mıdır? Hadi bakalım. Ama sevinmedi bile golden sonra. Evet, helal olsun, delikanlı adam. Ama eşan mıdır değil midir? Değildir canım. Dembaba iyidir. Dembaba adamdır. Adam. Dembaba sevdiğim oyuncudur. Sanki Beşiktaş istedi de o mu gitmedi? He, keşke Beşiktaş da olsaydı da şimdi Beşiktaş bu durumlara düşmezdi işte. Dembaba olsa yeterdi yani. Burak'ın arkasında bir tane Dembaba olduğunu düşünsene. Çok Burak da kendine Dembaba gelir. Evet. Dembaba da ondan formayı kapacağım der. Doğru. Çok güzel bir çekişme olurdu yani. Ya beraber oynarlarsa? Oynasınlar. Ya şimdi doğmamış çocuğa don biçiyoruz şimdi biz. Evet. Yani. Şimdi zaten Beşiktaş'ın Başakşehir'e yenilme hastalığı var. Son 26 maçta sadece 5 kere yenebilmiş Beşiktaş. 2014'ten beri zaten yenemiyor Başakşehir'i. Yani çok da sürpriz olunacak bir durum yok yani ortada. Kaç yıldan beri hocam? 2014'ten beri Başakşehir'i yenemiyor Beşiktaş. Kaç defa oynamışlar? 26. Son 26 maçta Beşiktaş sadece 5 kere kazanabilmiş. Çok büyük bir oran. Yani Başakşehir gerçekten eziyor yani. Peki yabancı kuralı ne zaman serbest oldu hocam? Yakın geçmişte işte 2-3 yıl önce galiba.
Ben hayır. Niye? Yani Niye sordun? yabancı kuralı serbest kaldıktan sonra mı Beşiktaş'ın başta da o büyük Travması. Ya travması? globalleşmek, küreselleşmek, dünya kulübü olmak, yok kampa gitmeyip Çin'e gitmek, şunu yapmak, bunu yapmak derken onu alalım, bunu alalım. Çok fazla açıldı Beşiktaş. Hocam söz açılmışken globalleşmekle küreselleşmek aynı. Evet ama şimdi İdrak edememiştim. globalleşmek diyorum ya. Şimdi herkes senin gibi rehber mi? Belki de bilmiyor adamlar. Tabii ben söylüyorum, düzelteyim dedim. Ha tamam, yardım ediyorsun ben de. Oo, bak bizim program içerisinde de bir ufak böyle challenge muhabbetten sonra bir restleşme, bir öbürünün paçasını Ya aşağıya atışması. Amerika'da olay Buğra sen yaşıyor da alışkınsın. arada düzeltiyorum yani. Ne yapayım? Sen alışkınsın. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçında eğer yani saçlarını kazıtmak istemezsen PlayStation'a yenildiğin gibi 10 bardak su da içebilirsin yani. Şimdi bunları Yok açmayı... yok yok, hayır. Challenge'ın konusunu değiştirmiyoruz. Saç sakal kazıtmasına girildi bu challenge. Bir sürü bak bizi izleyen abonemiz var. Şimdi sen niye böyle geçmiş açıyorsun? Hoş mu? Hoş mu? Şimdi. Ama bel altı vuruyorsun. Ama su içmek güzeldir ya, sağlıklıdır. 10 bardak içince bile yenilince. Buradan Fırat arkadaşımıza selamlar. Kendisi izliyorsa yayınımıza katılabilir. Hayır, zaten saç sakal kazıtma videosunu Fırat çekecek. Buğra hani saçı sakalı kazanırken bu Fırat çekecek zaten. Ha, doğru. Ben yenilmeyeceğim için. Doğru. Ben de eminim. Ya hocam şeyleri tartışırız yine de şunu da söyleyeyim. Ben de eminim. Bu sene gerçekten O sene bu sene mi? her sene aynı şey. Gerçekten öyle. Ahmet Hoca o sene bu sene dedi. Bak Volkan Demirel de yok. Volkan Demirel de yok sahada. Kim kurtaracak bakalım. Geçmiş olsun hocam. Öyle Şimdi söyleyeyim. Beşiktaş'la konuşurken bu şeylere girmeyelim. Ben Mert bir kaleci olarak Mert'in performansını değerlendirmek istiyorum. Süper oynadı. Mert süper oynadı gerçekten. Mert kurtardı, Dembaba attı. Aynı bak Trabzon'da da aynısı oluyor. Uğurcan kurtarıyor, Sörloth atıyor. Atanın iyi olacak, tutanın da iyi olacak. Onu ben söyleyeyim. Evet, güzel. Başakşehir 3 şut attı. Tamam mı? Bir tanesi gol oldu. Mert de en az 5 tane gol kurtardı arkadaşlar. Buradan gerçekten Mert'in performansını değerlendirmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Uğurcan var ama bir de Mert var. Hem ayakları da iyi. Hocam Gerçekten tebrik siz ediyorum. Mert'i bayağı yüksek mertebeye koydunuz. Ama öyle değil mi zaten? Ya izlemedin mi son maçı arkadaşım? Hocam Başakşehir-Beşiktaş maçını neleri neleri kurtardı. tamam, Uğurcan da çok iyi. kalecilerin iyi olduğu maçlar Evet. vardır ama istikrar en önemli şey hocam. Uğurcan ve Mert'e başarılar diliyorum. Altay'a başarılar diliyorum. Tüm kalecilerimize başarılar diliyorum. Tamam mı? Oldu mu? Ankaragücü kalecisini de selam çakıyorum buradan. Çok iyi top oynadı adam. Şimdi şu Dembaba, evet Beşiktaş olsaydı güzel olurdu ama neyse. Karius diyelim hadi. Hani Goro'dan İyiydi. kollarını alacağımız demiştiniz ya. İyiydi, İyi, iyiydi. Kötü iyiydi. değildi. İyiydi, Dediklerimizi iyiydi. duymuş. Bizi izliyor zaten. Biliyorum yani ben. Ben de, Siyah tahmin futbol ediyorum. müptelalarından. Şimdi benim bir meczup olarak görebilirsiniz. Hakem eskisi, kaleci eskisi olarak. Ben bir amatör kaleci eskisiyim yani. Karius'a kol nakli yapılmış. Yani. Karius kötü değildi. Karius iyiydi. Oh. Hocam bu Şimdi arada videomuz söyle. saatine girme içerisinde biraz Batlı toparladık. balık yan gider. Ama iş kötü ödekler ne biliyorduk Ya şimdi sen şunu konuşmadın. Bana söylüyorsun Anıl ama sen Caner Akin'in frikini konuşmuyorsun. konuşayım Bana tamam. off the stage Friki o söylüyorsun şekilde yani bir dakika dışarıda. hemen söylüyorum. O frikiyi o şekilde kullanman için senin Juninho falan olman lazım ya da hacı olman lazım. İki Ya adımla frik. kardeşim, orta mı Sergen. açıyorsun sen ya? Orta mı Evet. açıyorsun? O O nasıl nasıl bir saçma? vuruş? Lakayt. Saçma sapan bir frikik vurdu. Sergen buna tepki göstermiş. Çok normaldir. Sergen oraya Ben hocalık yapmaya gitti. Aynı zamanda eğitmenlik Sergen yapmaya Hoca'ya geldi. Eğitecek onları. ben burada Sergen Hoca'ya katılmıyorum. Oyuncu istediği Evet. gibi vurabilir. Ne demek ya? Hoca oradan karışacak. Gitsin kendi Adam kullansın. bir lejyonerse, frikik Abi ustasıysa, bu olmaz işin abi. kralıysa konuşur. Olmaz abi. Evet. Hakkı yok. O onun tarzıdır. Caner Evet. Erkin tarzı budur. Sergen Tarzını Hoca'nın gördük. tarzı Evet. odur. Daha Madem bir daha çok kullanabilecek mi çabuk bakalım. Orta karışacak. açarak frikik mi kullanılır? Orta Ya açar gibi. tamam. Şu Ya. anda oyuncu öyle. Neden üzerine gidiliyor?
Sergen Hoca'nın bu konuda laf söyleme hakkı yok. Gitsin kendi kullansın o zaman. Dostum, o zaman o da kessin. Şimdi Alvaro Recoba diyeceğim, yine pes anılarım depreşecek. Alvaro Recoba gibi vuracaksın ya, keseceksin yani topları. Öyle orta açar gibi olmaz. Biliyorsun yani. Şimdi anlattırma bana. Bu konuları biliyorsun. Acı olacaksın. Şimdi hak, şimdi ben Beşiktaş'la ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Fenerbahçe Beşiktaş maçında Reboç'un eline top değdi ve penaltı oldu, değil mi? Evet. Çok benzer bir şekilde Galatasaray Malatya maçında da Serin eline değdi. Evet. Yazık ki değmiş. Bu da bu de. Da bu da bence Reboç'un eline değen topla aynıydı. Evet. Şimdi buna sen penaltı vermezsen ve Reboç'un ikine verirsen ben burada kötü niyet ararım. Böyle olmamalı. Birine çalınıp birine çalınmamak diye bir şey olmamalı. Evet. Reboço'ya çalıyorsan Serinlinkine de çalacaksın. VAR'a gideceksin, bakacaksın. O VAR niye var orada? Televizyon mu izliyorsunuz orada? Evet. Herkese adil davranın. Herkese eşit bir muamelede yapın. Neyse, Galatasaray'da bir şeye Galatasaray'da geçiyorum. Bir dakika hocam. Nasıl muamele yapsınlar? Anlamadım ben. Muamele yapın falan. Hayda. Hocam size yani evet, geçti senin de. Geçti diye. Şimdi bakın beyler. Falan. Hocam bakın beyler. Bakın beyler. Her kim ki benim dediklerimi bu şekilde yanlış anlıyorsa. Hocam muamele falan diyorsun gözünü. Kendi kendi çapında kendi jenerik senaryo olarak ahlaksızdır yani. Hocam. Sana demiyorum. Bu arada arkadaşlar hemen bir ürün yerleştirme reklamı koyacağız. Siyah futbol kupalarından almak istiyorsanız lan gitmişsin oraya tahta kalemle siyah futbol yazmışsın. Hocam prodüksiyon bunu karşılıyor. Vur abi söylesin. Bu zamanla olacak bir şey. Tamam. Arkadaşlar kupamı abonelerimizden birisine çekilişle göndereceğim. İsteyen abimiz edemeden bize yazsın. Muhtemelen bir kişi yazacağı için şimdiden hayırlı olsun. Evet, devam edelim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Araya ürün yerleştirme koyduğun için tahta kalemle gitmiş oraya siyah futbol yazmış. Neyse, bu da güzel. Bu da güzel. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Teşekkürler Anıl. Espri yapıyoruz, eğleniyoruz arkadaşlar. İşte gülelim eğlenelim. Biliyor musunuz? Galatasaray'la ilgili konuşacağım. Biliyorum yani sözümü keseceksiniz ama umarım bir çırpıda söyleyebilirim yani Galatasaray Malatya maçıyla ilgili de. Tamam mı? Galatasaray son 6 maç, 6 galibiyet. Bu Fatih Terim'den korkulur arkadaş. Ya ne korkulur. Bu adam tehlikeli. Allah aşkına ne korkulur hocam ya. Bu adam tehlikeli. Ya şansı yaver gidiyor. Başka şans. Lan adam, canım adam çıkıyor oradan. Şimdi atıyor gol falan. Dostum. 9 senede 8 şampiyonluk alıyorsa tesadüf değildir. Ya yıllar Fatih Terim'in başarılarına, Galatasaray'ın başarılarına tesadüf diyen bir zümre var. Anlamış değilim. Tesadüf varsa buyurun sizin kulüplerinizde, sizin teknik direktörlerinizde bu başarıyı sağlasın. Yok efendim, Fatih Terim'in ikinci bir B planı yokmuş maç içerisinde. Yok bilmem ne. Gördük arkadaşım işte yani. Şimdi takımdaşlık yapmak istemiyorum, isim vermeyeceğim. Bu hafta istifa vermek isteyen bir teknik direktörün takımı yenilirken hiçbir şekilde müdahale edememesinden gördük. Ben geçen Fatih Terim'in yerine geldiği zaman dörtlü defans oyuncularını 3'e çekip riske aldığını da gördük. Yani Fatih Terim kim demiş ya futbol bilgisine sahip değil. Yani bir Pirlo'nun demesiyle yani. Şimdi Fatih Terim futbol cahili mi yani? Pirlo değiliz abi. Milan'da Pirlo dediniz, adam Milan'da, tamam mı? Araştırın bakın, ben boşa konuşmuyorum, abim de Milanlıdır bilir. Milan'da çoğu Milanlı zaman... Milan'da doğmadım yani. Evet. Zaten Milan taraftarıdır da. Onu da bir video yapalım arkadaşlar. Avrupa'daki takımlarımızın olduğu bir video. Yapalım. Onu anlayacak zaten kapasitedir yüksek ihtimal abonelerimizde, izleyenlerimizde. Ama şunu diyeceğim ben size. Milan'da da zaten Pirlo son dönemlerinden önce öyle çok da kadroya girebilmiş bir oyuncu değildi, yanlış mıyım? Tabii. Öyle %100 oynayan bir oyuncu değildi. Ama Pirlo Juninho gibi bir sihirbazdı yani. Ama geç parlamış bir yıldız. Şimdi, her zaman yıldız dakika, ama. Bir dakika. Pirlo ne katmış ki yani Fatih Hoca'ya, ne fayda sağlamış ki? Pirlo ne katmış dedi ya. Fatih Hoca nasıl ki aklına bulunmuş? Tabii ne katacak Pirlo yani. Ay, bir pas atar. Hayır. Siz bunu araştırın. Milan dönemindeki bak Milan Fatih bir futbolcu. Ya şimdi Anıl'ın yumuşak karnına Fatih Hoca'ya dokunursan
Hayır, Pirlo hayır. da çamaşır makinesi diyebilir yani. Ben çamaşır makinesi falan demedim, çarpıtmayalım. Ben şundan bahsediyorum. Pirlo'nun Juventus'taki halinden bahsetmiyorum bak. Pirlo'nun Milan'daki o son parlayan döneminden bahsetmiyorum. Milan'dayken Fatih Terimli dönemden bahsediyorum. Pirlo, sen ne fayda sağlamışsın ki hocandan bir şey bekliyorsun? Yani yedek kaldım diye arkasından konuşmak mıdır adamlık yani? Belki de öyledir. Belki de kuyruk acısı vardır yani. Ben Bu hoca düşüneceğim. Türkiye Ligi'nde 10, bir dakika, Türkiye Ligi'nde 9 sezon 8 yaşamış bir hocadan bahsediyoruz. Avrupa'nın Fatih'i olmuş bir hocadan bahsediyoruz. Elbette ki tasvip etmediğim görüşleri, düşünceleri olabilir, hareketleri olabilir. Ama bu adamı konuşurken biraz dikkatli konuşmaları lazım. Öyle sıradan bir insandan bahsediyor. Bana ne Pirlo'dan ya? Elin İtalyan'ı Hocam, kalkmış oradan ne yapıyor? bir Bizim şey söyleyeceğim. buradaki evinde karnını kaşıyan Şimdi adam da diyor ki hoca böyledir. ben yanlış anlaşıldım, onu söyleyeyim. Bırak. Ben Fatih Bırak. Hoca'yı ben çok severim. Yedirmeyiz falan. Çok severim. Zaten geçen programda Türkiye'nin bir numaralı hocası olduğunu söyledim. Anıl Doğru ekranı mu? sallanıyor. Doğru mu? Evet, söyledin. Ama şu da bir gerçek. Ben Fatih Hoca'nın bu sezonki, ben bu sezon için konuşuyorum. Ben bu sezon Fatih Hoca'dan memnun değilim. Ha, bitti. Aynı konu. Aynı Performans fikirdeyiz. düşüklüğü olabilir. İşte bunlar hep Trabzon'a yol açıyor. Evet. Arkadaşlar bitireyim. Hadi toparlayalım. İnsanlar bizi 10 saat dinlemeyecekler Tamam. yani. Son olarak diyeceğim, sonra sana vereceğim. Hani kalkıp da şu konudan ben bir kişiden daha duydum bu hafta. Yok, Pirlo şöyle demiş, böyle demiş. Arkadaşım öyle elin İtalyan'ın dediği lafla ben hocamızı kötüleyecek değilim. Hani gitsin işine Ya baksın yani. Anlıyor musun? hoca o Gerçekten kupaları var işine ya, baksın. o Adam kupaları. olsun. Adamsa teknik direktörlük yapsın, bir görelim bir takımın başında onu bakalım biz bir. Ha, evet. O Ha. zaman daha rahat Hadi konuşabilir. bakalım Milan'ın başına bir gelsin bir görelim onu da. Ya kaç tane Eğer ki şampiyonluğu var? bak, eğer bana ne bir şampiyonundan. Eğer ki Milan'ın başına geçer de Pirlo başarısız olursa ona bir saatlik video çekeceğim burada. Tek bir Bak şey onu bir söyleyeceğim. izle. Tek bir şey söyleyeceğim. Fatih Tamam, Volkan Hoca, Hocam sana veriyorum. Malatya maçı. bir dakika. Malatya Fatih maçı aynen. Hoca, Fiorentina'yla Milan'a 6 tane çaktı mı? He. Çaktı mı? Evet. Türkiye Kupası Evet. finalinde. Yani ne diyorsun Türkiye arkadaşım? Kupası Ya bir finali şeyler diyorum. söylüyordu, ben de anlamış değilim İtalya herhalde. Kupası finalinde, İtalya Kupası finalinde 6 Tam tane ne? çıkmadı mı? Sana da Hocam ne gel. diyorsun? Zaten 6 tane o Pirlo'lu kadroya Fatih Terim'in Fiorentino takımı 6 tane attı. Daha ötesi Hocam demin yok. beni trollüyordun. Demin beni trollüyordun. Şimdi kalkmışsın destek veriyorsun. Şimdi de Fatih Bak konu Terim. Gigi babası oldu Fatih Terim şimdi de. bu dakikaya kadar Ya izleyen varsa zaten geriye almıştır imleci, bir dinlemiştir bu adam ne diyor diye. Pirlo'ya yedirmem Fatih Hoca'yı. Ya Bak, tamam. Ben meczup değilim. Pirlo'nun zaten dünyanın gelmiş en iyi futbolcularından biri olduğunu biliyorum ama kendini geç parlattı. Milan'da uzun bir ya dönem yedek kaldı. abi, isminde hayır yok adamın. Pi ile başlayan hangi isim hayırlı oldu ki? Pikachu Arkadaşlar var, tamam. Pirlo var, bir de Yani pi işte Pi ile Pikachu başlayan. mu dedin sen? Pikachu Ha, mu dedin? Pikachu dedim. Daha neler ya. Tamam, Piazza. cici babanıza bir şey demiyorum, tamam. Bir şey demedik zaten. Sakin olun. İkiniz Fatih Hoca birbirinize kapışıyorsunuz ya. efsanesidir. Malatya Herkes maçı diyorum, Pikachu diyorsun. Nasıl yani bu? Ben teknik detay anlatıyorum. Pikachu'nun teknik detayla ne alakası var? ile Ne demek başlıyor istedim? ben söyleyeyim, ben hemen söyleyeyim ne demek istediğini. Galatasaray'ın 6. galibiyeti Pikachu'nun yıldırımı gibi bam diye Türk futbolunun Ya şimdi bak böyle düşmüştür diyor. arkadaşlar, konuşturacaksınız beni. Sen gidiyorsun oradan Fiorentina 6 diyorsun. Sonra Anıl sen geliyorsun 6 diyorsun. Yani Ben altı demedim. bırakın bu rakamı. Ben altı 6. demedim. galibiyet, 6. galibiyet. Hani Ha. lütfen şu Hocam 6'yı senin bir nereye lügatımızdan silelim. çıkmaya çalıştığını anlıyorum. Altıdan büyük 8 var hocam. Bence devam edelim yorumlarımıza. 6'dan büyük 8 var. 11 de var ama. Neyse. Ben Malatya maçıyla ilgili konuşabilir miyim? Hocam. Hayatta bu arada 8 muhabbetin yapmayacak adamım ama sen benim damarıma bastığın için öyle yap. Ya ben demiyorum, siz diyorsunuz 6 diye. Hocam, hocam devam Hayret bir edelim. şey ya. Şimdi arkadaşlar birazcık teknik konuşayım. Sonra arkadaşlarımıza veda ederiz. Burada Üçüncü bitiririz, tamam saat. mı? Son 10 lak diyorum ya. Son 6 maçta 18 gol atıp 2 gol yiyen bir Galatasaray var. Bu ne demek biliyor musun? Bangır bangır geliyoruz.
Şampiyon. Yani bangır bangır geliyoruz. Fixtür avantajı ya. Bangır Fixtür bangır avantajı. Geliyoruz. Oynadı takımlara. Bak aldığı galibiyetlere bak ya. Bir dakika bir şey diyebilir miyim hocam? Peki. Allah Allah. Bizim amma şişirdiniz ya. Bizim ilk yarıda kaybettiğimiz maçlarda fikstür avantajsızlığıydı o zaman. Onu ne yapacağız? O nasıl bir mantık ya? Ona bir saçma bir düşünce yapısıdır. Tamam. Tamam. Şampiyonlar. Zor oynamış şampiyonlar. Şampiyonlar not alın. Ben bitireyim ondan hocam. Sonra siz de söyleyeceklerini söyleyin. Şimdi ben Muslera ile ilgili konuşmak istiyorum. Neyini konuşacaksın hocam Muslera'nın? Muslera ya ama böyle sürekli kesiyorsunuz ki beni konuşturmuyorsunuz ki. Evet. Şimdi kalemi üçüncü gözüme sokacağım ha. Üçüncü göz. Üçüncü göz neler? Burada. Çıldırtıyorsunuz adamı şimdi. Hocam ama üçüncü gözü göremiyoruz şu an. Başka nerede olabilir acaba diye düşünüyorum. Bura. Ben Mustera diyorum tamam mı? Mustera. Bir şeyler söylemek istiyorum. Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bir kalecinin maçın birinci saniyesinden itibaren hazır olması gerektiğinin kanıtıdır Mustera. 17. saniyede Galatasaray 1-0 yenik olabilirdi. Marka onun saçma sapan hatasıyla. Ama ne oldu? Birinci saniyeden, bakın kalecilerde zordur bunu yapmak. En başta hazırlanmak zordur. Ben mesela bir 2-3 dakika attın. Hocam eli küçük diyorlar Muslera'ya. Eli küçükse başka bir yeri büyük yani. Oo. Şey. Hocam. Aklı büyük yani. Aklı büyük, yüreği büyük. Siz yani bayağı, zaten baya Muslera'yı biliyorsunuz. Şimdi ya. Şimdi 17. saniyede Gökhan Töre'nin vurduğu top da konsantre olmuş kaleci kendini gösterir. Bak bu sıraya fazla iş düşmedi ha. Ama takımını zaten en başına 1-0 geri düşmekten kurtardı. Muslera varsa zaten bir puanı cebine katmışsın diye bir şey vardır yani. Böyle bir söz var biliyorsanız. Muslera gerçekten çok severek izlediğim. Maçlardan önce Muslera izlerim bazen gerçekten biraz motive olmak için. Belki ben de Muslera ruhuna bürünürüm diye yani. Evet. Zamanında ama Onur Kıvrak'ı dinliyordum. Süper amatör kaleci olacağım. Sen amatör yorumcu bile olam. Kaleci olacağım. Ben bölgesel liglerde oynuyorum tamam mı? Senin gibi amatör yorumcu bile değilim yani. Peki efendim. Oo, hocam şimdi, challenge'da göreceğim ben sizi. Ya, bu, challenge'da şimdi, ben sayın sana... Seyirciler, ben... Sayın seyirciler giyiyorlar bir Juventus. Ben Juventus'um. Hey tamam hey Bura ya. Konuyu saptırma. Cidden maç dinlemek isteyenler bizim bu geyimizi dinlemesinler şimdi. Bakın Gökhan Töre'nin 3 tane sarı kart yemesi hocam, gerekiyordu bu maçta. Hocam saat 2-10 geçiyor. Bitmek üzere. Evet. Gökhan Töre'nin 3 tane kart yemesi gerekiyordu bu maçta. Birincisi topun önünde beklemesi bir sarı kart. Sonra Feghouli'ye elense yapıyor, tokat şaplatıyor. Bir de ilk maçın ilerleyen zamanlarında tehlikeli bir faul yapıyor. Atılmadı. Atılması gerekiyordu. Adem Büyük'ün hareketi penaltı. Adem Büyük diyorum ya. Serinler hareketi penaltıydı arkadaşlar. Yani objektif olun. Ya siz ne abi, düşünüyorsunuz? Allah aşkına. Yani neresi penaltı onun ya? Hocam penaltıydı. Yapacak yani, bir şey yok. Ya. Şuna penaltı diyorsunuz hocam. Senin gibi adam böyle diyor ya. Bakın. Evet. Bifuma'nın bir hareketi vardı. Hatırlıyor musunuz? Penaltı olmuştu. Evet. Bence Bifuma ayağını taktırdı Galatasaraylı defans oyuncusuna. Daha öncesinde de zaten offside vardı. Ama bakın bir detay var. Kaçırmış olabilirsiniz. Umut Bulut topu penaltı noktasına dikti. Tam vuracaktı. Tamam mı? Hakem falan hazırdı. Takım arkadaşları dedi ki sen kullanma o kullansın, o etsin, bu etsin. Oyalandılar. Penaltı kullanılmadan hakem düdüğü çaldı. Offside verdi geçti. Tamam biliyorum gol olsaydı sonra da iptal edilebilirdi ama şunu söylemek istiyorum. Hızlı kullanılsaydı belki o galeyanda gol geçerli olacaktı. Galatasaray puan kaybedecekti. Doğru, çok çok iyi bir yaklaşım. Bak hocam. Evet. Gerçekten mantıklı. Konuştursanız söyleyeceğiz de işte konuşturmuyorsunuz. Evet ben de katılıyorum.
Bence eğer o penaltı hızlı kullanılsaydı o hengamede gidebilirdi. Gol Marcao'nun olurdu. 67. dakikada kurtardığı o inanılmaz şut bana kimi hatırlattı biliyor musunuz? Pantu. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Marcao uçarak bir top kurtardı ya 67. dakikada. Ben Bülent hatırlıyorum Korkmaz. ama senden duymak. Evet. Bülent Korkmaz, Bülent Korkmaz beyler. Ben orada Bülent Korkmaz'ı gördüm. Uçarak golü kurtardı Marcao. Çok ciddi bir pozisyonda o. Tebrik ederim Marcao'yu. Ve şu Onyekuru keşke Beşiktaş'ta olsa diyorum. Keşke diyorum. Siz Evet. ararsınız inşallah. Evet. Trabzon'dan bahsetmek istiyorum. Ve Evet. bitiriyorum. Evet. Trabzon'dan sabaha Tamam kadar mı? bahsedebiliriz hocam. Bakın, Evet. Trabzon'da öyle bir taraftar vardı ki şöyle nasıl hissettirdi biliyor musunuz bana? Sanki Şampiyonlar Ligi izliyormuşum gibi hissettim. Evet. Her taraf bordo mavi, Evet. tıklım tıklım dolu. O ıslıklarda var ya eminim rakip takımın kulakları çınlıyordu. Trabzonspor taraftarını buradan tebriklerimi sunuyorum. Gerçekten helal olsun. Takım Seviyorum ruh. sizi. Trabzonspor Bakın. taraftarı kraldır, kral. Türkiye Ligi'nin en iyi taraftarıdır. En Trabzonspor. takımına bağlı, en böyle kalpten, ciğerden takımı destekleyen Trabzonspor adamsınız siz. şehri, Trabzonspor şehri kenetlenmiş. Bu Evet. şampiyonluğu istiyor. İstiyor. Çok ciddi şekilde buna odaklanmışlar. Evet. Bakın normalde ben Trabzonspor taraftarını O biliyorum. Takımları çok severler ama başkana rağmen böyle taraftarlar. görmezdim. Böyle görmezdim. Helal olsun yani onlara. Evet. Ya hocam ben samimi söylüyorum. Yani Trabzonspor kulübü yani daha doğrusu oyuncuları, taraftarı ya bana o kadar çok keyif veriyor ki onlardaki ruh Anfield ruhu ya. Yani hani asla yalnız yürümeyeceksin diyor ya Liverpool'un Evet. taraftarlar. Yemin Bizim ediyorum Liverpool'da o. bizim Liverpool'umuz Trabzonspor Türkiye'de. Evet. Evet. Bakın, Sörloth var. Adam bir gol attı. Bir de gol attırdı kendi kalesine. Muazzam yani. Kırmızı kartına gelecek olursak Sörloth'un da. Efendi bir insan olduğu için, sicili kötü olmadığı için, tamam mı? 1-0, yani bir maçta 1-0 diyorum. Bir maçta geçiştirildi. Hocam. Kupa maçında cezasını çekti. Oynadı. Caner Akın Hocam. olsaydı bir maçta kapatamazdı ama mesela. Tamam. En az 3 maç. Yani Hocam. bakın söyle. Şey söyleyeceğim. Bu bağlamda tam böyle Sörloth'un iyi yönlerinden falan bahsederken diğer futbolcu söyleyeceğim durağanlaşmışken hala Sörloth devam ediyor. Geçen haftaki yorumlarımızda Buğra hocam Sörloth Muriç tartışması yapmıştık ve Muriç'in daha katkılı, daha Senin faydalı Nur olduğunu için yok. Trabzon taraftarı. Senin Nur için yok. Senin demiştim değil mi? Sherlock'un var. Sir Lord. Ya Hem Sir hem ama Lord. şimdi Hala aynı fikirde misiniz hocam? Anıl hocam aynı fikirde değilim hala. Çünkü Muriç şımardı. Tamam. Ama şunu söylüyorum. Formda bir Muriç Real Madrid'in forvetinde as oynar. Oba. O zaman Bana göre öyle. Dortmund'da Haaland'la birlikte oynar. Oynayabilir hocam. Oynar. Ha. Oynayabilir. Tamam. Biz şimdi o kapışmayı geçelim de 60. dakikadan sonra Sivas'ın çok büyük baskısı vardı. Onu söylemek istiyorum. Trabzon kendi sahasında da olsa 60. dakikadan sonra biraz bocaladı. Sivas'ın Evet. 63 atakları geldi yani. Evet. Ve Uğurcan 65. dakikada hani dedim ya Altay'ın 7 ikinci golde. Uğurcan işte 65. dakikada o kurtarışı yaptı. İşte kaleci kalitesi budur. Doğru hocam. Haklıydın. Gerçekten Uğurcan Türkiye'nin en iyi kalecisi diyeceğim ama Mert de muhteşem oynuyor. Gerçekten Mert mi Uğurcan mı kararsızım şu Hocam, anda. en iyi Türk kalecisi diyecektin galiba. Doğru. Karius varken değil mi? Şakacı seni. Yani şimdi neyse. Söylemeye bile gerek yok. Şu an bütün izleyicilerimiz o kişinin adına söyledi bile. Benim dememe gerek yok. Şimdi Sivas kalecisi Samarsan'ın da en az 3 tane kurtarışı var. Farkı engellemiştir. Çok da böyle aşık olduğum bir kaleci değil. Ama böyle garip
kurtarışlar yapıyor, garip işler yapıyor yani. Yani şunu mu diyorsunuz hocam? İstikrarsız bir kaleci. Yani evet. Bazen çok iyi kurtarışlar ya, yapıyor. Bazen et midir, et midir, balık mıdır, tavuk mudur anlayamadım yani. Çok güzel örnek. Bravo. Tamam mı? Evet hocam. Bitiriyorum arkadaşlar. O zaman hocam Uğurcan evet. Nedir? Uğurcan köpek balığı. Güzel. Köpek balığı. Karadeniz'den çıkmış bir köpek balığıdır. Arkadaşlar son olarak bir şey söyleyeceğim. Bizde de Fenerbahçe maçıyla ilgili bu arada şunu da söylemek lazım. Hani şu eksik bu eksik diye yorum yaptınız ya. Orada bölmek istemedim. Bizde de Lemina biliyorsunuz sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Lemina ama bir bilgiye göre şöyle diyorlar. Stadyumu terk ederken gayet bildiğiniz yürüyerek çıkmış gitmiş. Onunla ilgili net bir bilgi yarın vereceklermiş. Hani bir adam kendi kendine böyle yürüyerek stadyumdan çıkabiliyorsa çok da inşallah. Kendi adıma konuşuyorum tabii. Fenerler var. Daha aksi durumu isterler. İnşallah ya bir şey ben yok. Artık Galatasaray'daki şu sakatlıklardan bıktım artık ya. Ne oluyor hocam? Duymak bu istemiyorum artık ya. Antrenmandan mı ya? Antrenmandan yani, mı? Hocam. Ne tabi ya? Ya aldılar bütün sakatları takımda topladılar. Şimdi ben konuşmak istemiyorum bu konuda. Konuşmuş. Ya şimdi konumuz Trabzonspor. Tamam, bitirelim. Hocam, tamam mı? Galatasaray'a döneceğiz. Şimdi Trabzon artık. Maçını değerlendirmemizi isteyen seyircilerimiz Galatasaray'ı dinlemek istemiyorlar şu anda. Ben bitireyim ondan sonra Galatasaray'ı konuşalım. Arkadaşlar lütfen toparlıyorum diyorum size. Bir iki dakika daha verin bitecek bu iş. Sonra size vereceğim sazı. Konuşun evet. İsterseniz. Ya da gidin sazı yapın. Yok aynen. Zaten sen gözlerini kapatmak üzere. Bakın müthiş oynayan bir Sosa var. Müthiş. Onun da güzel kaşlanımın içine. Yani. Son cümlesi evet. Şu bitir de gidelim diyor. Tamam mı? Artık kokoreççiye mi gidecek, çorbacıya mı gidecek? Ne yapacaksa adam onun hayalini kuruyor şu anda. Sadece şu koltuktan kalkıp yanındaki yatağa uzanıp sabah işime gitmek için. Senin işin burası. İzleyiciler senden yorum bekliyor. İzleyiciler bakın. Benden yorum bekliyor. Benim de izleyicilerden beklentim var sayın izleyicilerim. Evet. Bakın bunu bir sistem olarak görmeyin ama şöyle bir biraz işi eğlenceye vuralım. Yani videomuzu izliyorsunuz 480 izlenme var videoda ama abone sayımız 70. Hani bir de aynı zamanda. Ama teşekkür ederiz. Bakın evet, doğru. İlk başladığımızda sıfırdı. Bir tek Buray'la ben aboneydim yani. Doğru yatçarlar bir de. Bir de bizim birbirimizden haberimiz yoktu. Yeni abone üye oldu sandıydık. Bunları arkadaşlar bunları trollemek için yan hesabımdan da abone oldum. Bu arada bunlar bir seviniyordu göreceksiniz. Yeni gelmişken Volkan İlaruis'ten 50 tane görüntülenme var. İstatistikler şimdi de. Arkadaşlar, oğlum onu şey yana diyeyim. Yaptın ya. Bir dakika bir şey senin söyleyeceğim için. Arkadaşlar bir dakika. Aynı zamanda da arkadaşlar 480 izlenmeden sadece 23 reaksiyon almışız beğeni olarak ya da fark etmez. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim sizden ricamız videoyu izlerken beğendiğiniz yerde hani güldüğünüz komik bulduğunuz yerde beğeni tuşuna basın. Gerçekten hiç hoşunuza gitmediyse hiçbir reaksiyon göstermeyin ama bunu gerçekten istiyoruz sizden. Hani gerçekten izlerken beğendiğiniz hoşunuza giden yerde lütfen o beğeni tuşuna basın ki biz de gidişatımızı bilelim. Evet. Daha iyi. Şimdi ben de evet diyeyim de seni susturayım bari. Ben 10 dakika yaptım 10 dakika. Bir saattir yaklaşık evet diyorum evet. Hocam. Evet bakın. Güzel şeyleri söyleyeceğiz ama arkadaşlar güzel şeyleri söyleyeceğiz ama kötü şeyleri de söyleyeceğiz. Geçen hafta hepimiz Obi Mikel izledik. Irkçılığa hayır dedik. Bu hafta Obi Mikel'le ilgili bir şey söyleyeceğim. 91. dakikada gitti Osmanlı tokadını şılak diye yapıştırdı adama yani. Arkasındaki oyuncuya. Şimdi Trabzonlular, Trabzonsporlar, sevgili Trabzonsporlar darılmayın, gücenmeyin. Obi Mikel'in yaptığı hareket kırmızı karttı. Şimdi eğri eğri doğruya doğru konuşalım. Sarı aldı tamam. Geçti. Hocam ben şey diyeceğim. Cüneyt Çakır 5 senedir Trabzon adımını atmayan Cüneyt Çakır nedense her ne hikmetse Sivasspor maçında ataması yapılıyor. Şimdi Jonobi Mikel zaten sarı kartını aldı.
sarı kart aldı. Beşiktaş maçında cezalı. Yani her halükarda cezalı da. Kusura bakmayın Trabzonspor taraftarları. Bence Obi Mikel kırmızı yemeliydi. Bir tane daha söylüyorum. Bir maç eksiğinde. Ya hocam nereye kırmızı kart yemeliydi ya? Nereye dedim mi? Adam orada tahrik var. Karşılıklı bir kırmızı kart diyorsun. Öyle olur mu? Gel ben sana bir tane yapıştırayım bakalım. Mutlu olacak arkadaşlar, mısın? Arkadaşlar. Bence çok fazla artık bu konunun bir konuşacak yeri kalmamıştır. Ben size konuyu kapatacağım yeri göstereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugün Ahmet Hoca garabetinle programı ben kapatacağım. Bir cümle söyleyeyim ondan sonra kapat. Bir cümle ama söyleyeyim hocam, ondan sonra dur kapat. Ya. Bir maç eksikle Trabzon lider. Evet. Tebrikler Trabzon. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler Karadeniz Kaplanları. Tebrikler Karadeniz Kaplanları. Çok mutlu değilsin galiba. Anadolu'nun abisi. Öyle demeyiz herhalde. Şimdi bu sene şampiyon olsun da bir görsen. Şimdi arkadaşlar. Şimdi müzik vermesini isteyeceğim ama bu saatte şimdi müziği nereden bulup verecek onu da bilmiyorum. Ne istiyorsun? Aa şey bitti. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Demina muhtemelen derbide oynamayacak. Gereksiz egolarıyla, gereksiz sorumsuzluklarıyla bir türlü bekleneni veremeyen bir futbolcu yıllar süren hasreti bitirecek, golü atacak. Selçuk mu yoksa? Anlamsız bir şekilde Galatasaray'ın bir anda en önemli futbolcusu haline gelecek gönderilmesi gündemdeyken. Belhanda. Yayınımızı şu fotoğrafla kapatıyoruz. Herkese iyi geceler diliyoruz. Gündüz izleyenlere de günaydın diyoruz. Artık gece izleyen gündüze kapatır artık bizi. İlerleyen yayınlarımızda da bizi tek takip etmenizi, beğenmenizi, kanalımıza abone olmanızı ve paylaşmanızı istiyoruz arkadaşlar. Siyah futbol fotoğrafla göster. Abone hadi göster. Abone olun bize. Ya görüşmek üzere arkadaşlar. Ağlama. Belhanda mı? Aa Falcao. Hayır Belhanda. Lan telefon ütüyle mi çektin o fotoğrafı? Ütüyle mi çektin? Ne yaptın ya? Tamam. 4 yıldızlı bir Galatasaray oyuncusu. Arkadaşlar. Kendinize çok bakın. Öyle, balık gibi desteklerinizi olsun. Bekliyoruz. Arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Evet. Sizin bir yaptığınız her beğeni, her abone, her yorum bizi ateşlendiriyor. Bizi mutlu ediyor. Burak konuş bakalım. Tam konuşacak gibisin sanki böyle. Evet, böyle bir evet. Heyecanlandın böyle bir rock bari oldun yani. Rasim Ozan Kütahyalı gibi oldun. Onun gibi kimse olamaz. Arkadaşlar. Saat 2.30 yani performansımız düşmesi normal. Saat 12'den sonra da 2.30 mu? Burada 5.30. Akşam 5.30. Sizi gidin fakirler. Hani saçmalamış olabiliriz. Gerek ben, gerek Anıl. Volkan aramızda en sağlamıydı. Ben her zaman öyleyim. Evet. Ben sağlam çakarım. Evet. Şimdi bir mazurumuz olduysa kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bizi destekleyin. Daha güzel şeyler yapacağız. Sizin desteğiniz bize güç, enerji veriyor. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Çok iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize. Siyah İyi futbolla geceler. Kalın. Siyah futbolla kalın. Beyaz futbolu da ihmal etmeyin. Siyah futbol. Siyah futbol. Görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Haftaya Buran'ın kel kafasını göreceğiz. Acaba. Hadi bakalım.